Evet, peki Rıdvan Bey, Ela Hanım, Elif Hanım, e, evet bizler de e, iyiyiz. Allah'a şükür çok teşekkürler. Koşturmaca devam ediyor. Şimdi değerli arkadaşlar dersimize geçmeden e, önce dersimize geçmeden önce e, birkaç husustan e, kısaca bahsetmek istiyorum. Birincisi, e, bugün ikinci dersimizi yapıyoruz YDS'de. E, pazartesi günü biliyorsunuz e, kursumuza yani 8 Ocak Pazartesi günü başlamıştık. E, dolayısıyla o gün e, biraz e, hani bir giriş dersi olması e, nedeniyle de e, yani işte e, birçok konudan e, bahsettik. E, ve biliyorsunuz e, bana bir e-posta atmanızı e, rica etmiştim. Bana e-posta atan arkadaşlarımıza dönüş yaptım ama bana daha sonra e-posta atan arkadaşlarımız var. E, onlardan bir kısmına cevap yazamadım. Bir kısmına da e, yanlışlıkla İngilizce e, YDS'nin e-postasını göndermişim. Yani ekte gönderdiğim dosyalar Fransızca için ama e, Yani e-postanın içeriği İngilizce YDS'ye dönük Dolayısıyla onu da en kısa zamanda e, Düzelteceğim ve tekrar O arkadaşlarımıza bir e-posta atacağım e, Zaten dediğim gibi ektekiler yani ekte gönderdiğim dosyalar Fransızca e, Fakat yani hani kopyala yapıştır yaparken e, işte İngilizceyi e, kopyalamışım neyse e, Dolayısıyla onu en kısa zamanda telafi edeceğim buradan söylemiş e, olayım arkadaşlar ee, yine bana kısa bir süre önce e-posta atanlar e, oldu. Onlara da henüz cevap yazamadım. İnşallah e, yani bu akşam e, dersimizden sonra inşallah bunların hepsini halletmeyi e, planlıyorum. Şimdi e, bu bağlamda tekrar hatırlatmak istiyorum. E, yani bizi e, video olarak izleyenler olabilir. Aramıza daha sonra katılanlar olabilir. E, yani bana mutlaka bir e-posta e, göndereceksiniz. Kayıtlı kullanıcılarımız mutlaka bir e-posta gönderecekler. Hangi kursa kayıt olduğunuzu mutlaka belirtin e, karışıklıkların yaşanma, yaşanmaması açısından. Yani işte Fransızca YDS e, veya işte Fransızca YDS ve metin okuma teknikleri e, kurslarına kayıtlayayım demeniz yeterli. E, gereken e-postayı ve e, işte eklerini size oradan inşallah e, göndereceğim. Şimdi e, bir diğer husus. E, şimdi değerli arkadaşlar özellikle e, geçen dersimizde bir hedef belirleme yaptık bu hedef çerçevesinde çalışmalarımıza bir an önce başlamamız lazım. yani sizin için bunu söylüyorum. her ne kadar süremiz var gibi gözükse de yani 1 Nisan göz açıp kapayıncaya kadar gelir. zaman hızla akıp geçer. Dolayısıyla bir an önce yani bir motivasyonunuzu da hani işte yüksek tutarak bir an önce çalışmalara başlamanız lazım. Belli bir program yapmanız lazım. yani size gönderdiğim e-postayı mutlaka okuyun arkadaşlar. O e postada çalışma yöntemine ilişkin hususlardan bahsediyorum. Geçen derslerde söylemiştim. Yani işte esas itibariyle dört ayaklı bir çalışma yapmanız iyi olur demiştim. Dolayısıyla bir an önce o çalışmalara başlamanız lazım. Yine derslerde işlediğimiz konuları, konuların sorularını kendi başınıza ayrıca çözmeniz lazım. O soruları çözerken belli bir analiz en azından belli bir noktaya gelene kadar yapmanız lazım. Dolayısıyla yani bir an önce oturup artık düzenli bir biçimde çalışmaya başlamanızı e, istiyorum arkadaşlar. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Şimdi e, bugünkü dersimize geçmeden önce nereden geldik, neredeyiz ve nereye gidiyoruz? E, hızlıca bir ona bakalım. Şimdi geçen dersimizde yönteme ilişkin e, nasıl e, ilerleyeceğimizi söylemiştim. E, blok dersler yapacağız. E, artık e, onu her dersten önce söylemeyeceğim. Zaten bir müddet sonra ona alışacaksınız arkadaşlar. E, şimdi yine yani bir buçuk saat, bir buçuk saat şeklinde bugün e, ders yapacağız. Şimdi geçtiğimiz derste e, çeviri kategorisini ele aldık. Bakın üçüncü kategori şu anda yuvarlak içerisine alıyorum sanal tahtamızda. E, şimdi bu kategoriden 6 soru çıkıyor idi. Yok dilde de e, biliyorsunuz e, 12 soru e, çıkıyordu. E, yani bu kategoriyi tekrar ele almama gerek yok arkadaşlar. E, temel mantığının anlaşıldığını düşünüyorum. E, soruya nasıl yaklaşmamız gerektiğinin e, anlaşıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla tekrar bu kategoriden bahsetmeyeceğim. Artık bu kategorinin sorularını kendi başınıza çözebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla eğer o konuda bir sorunuz olursa bana Facebook grubumuzdan ya da işte e-posta üzerinden yazarak sorularınızı o şekilde de iletebilirsiniz. Şimdi bugün arkadaşlar yeni bir konuya diyalog tamamlama kategorisine geçiyoruz. Bakın şu anda çiziyorum. Yuvarlak içerisine alıyorum. Yani 6. kategorimiz olan diyalog tamamlama sorularına bakacağız. E, YDS'de 5 soru çıkıyor arkadaşlar. E, yani 80 sorudan 5'i diyalog tamamlama sorularına ait oluyor. Yani bu kategoride 5'te 3'ü en az 5'te 3'ü hedeflemeniz gerektiğini düşünüyorum. E, bilhassa birazdan anlatacağım yöntemle inşallah 5'te 3'ü e, yakalayabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız 5'te 4'ü de hedefleyebilirler. Yani ama her kategoriden en az 1-2 e, tane soru e, yanlış yapma hakkınız olsun. E, dolayısıyla hedefimiz 5'te 3 ya da 5'te 4 olmalı. Şimdi yok dilde baktığımız zaman bu kategori yok dilde yok arkadaşlar. Ee, anlam bütünlüğünü sağlayan cümleyi bulma soruları var. Ee, zaten e, işte diyalog tamamlama soruları biraz anlam bütünlüğünü sağlayan cümleyi bulma kategorisine benziyor. Yani benzer bir şekilde bu boşlukları benzer mantıkta dolduruyoruz. Ee, dolayısıyla bugün esas itibariyle e, YDS'ye dönük bir e, konuyu işlemiş e, olacağız. Şimdi bugün ve e, sonraki derste diyalog tamamlama e, sorularını inşallah yapacağız. Ondan sonra anlam bütünlüğünü sağlayan cümleyi bulma ve bozan cümleyi bulma diye devam etmeyi planlıyoruz. Yol haritamız bu şekilde e, olacak. Şimdi geçen derste söylediklerime, anlattıklarıma ilişkin sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa dersimizin başında e, sorabiliriz, şimdi sorabiliriz. Eğer varsa alayım. Yani kursumuzun teknik kısımlarına ilişkin de olabilir veya başka bazı hususlara ilişkin olabilir. Size gönderdiğim e-postayla ilgili olabilir. E yani eğer e sorumuz ya da sorunumuz varsa e bunu yazınız arkadaşlar. Yoksa e artık bugünün konusuna e geçebiliriz. Evet var mı arkadaşlar? Geçen derste anlattıklarıma ilişkin olarak ya da işte size gönderdiğim e -posta ya ilişkin olarak sormak ya da söylemek istediğimiz bir şey var mı arkadaşlar? Varsa alayım. Cevaplamaya çalışayım. Evet peki Necla Hanım. Peki diğer arkadaşlarımız da yani sükut, e, sükutu, e, sessizliği hayra e, yoruyorum. E, dolayısıyla sorunuz olmadığını e, varsayıyorum. Şimdi e, değerli arkadaşlar, e, bugün diyalog tamamlama kategorisine e, geçiyoruz. Şimdi geçen dersimizde ne demiştik? Yani her kategoriye ilişkin size e, bazı anahtarlar e, vereceğim demiştim. Yani bir anahtarlığımız var. Bu anahtarlığımızda çeşitli anahtarlar var. Mesela çeviri kategorisi için anahtarımız neydi? İşte özne yüklemden gitmek, e, işte şıkları kendi aralarında karşılaştırmak vesaire. İşte e, paragraf için ayrı bir anahtarımız olacak. İşte e, gramer soruları ve alt e, kategoriler için ayrı anahtarlarımız olacak. Dolayısıyla sınav sırasında tabiri caizse her kapıyı açmak için ayrı anahtarlar e, kullanmaya çalışacaksınız. Bir de genel stratejilerimiz vardı. Mesela neydi? İşte soruyu soruda halletmeye çalışmak. Olabildiğince düz mantık e, basit mantıkla e, düşünmek. Bilmediğimiz ve temel önemli olabilecek bir kelimenin anlamını tahmin etmeye çalışmak. ha Kelimenin anlamını nasıl tahmin ediyorduk? E, metin okuma teknikleri yani hemen hepiniz metin okuma teknikleri e, dersimize de e, kurslarımıza da kursumuza da sanırım e, kayıtlısınız. Dolayısıyla dünkü derste onu anlattım. Yani burada aramızda Metin okuma teknikleri e, kursuna kaydolmamış arkadaşımız var mı? Yani sadece YDS'ye kaydolmuş, metin okuma tekniklerine kaydolmamış arkadaşımız var mı aramızda arkadaşlar? Herhalde yoktur. Dolayısıyla dünkü dersimizde, e, metin okuma teknikleri dersimizde zaten kelime tahmin yöntemlerinden bahsettik. Ama bizi asenkron olarak izleyen, video olarak izleyen, daha sonra izleyebilecek olan arkadaşlarımız olabilir. Onlar için çok kısaca söyleyeyim. Yani bir kelimenin anlamını tahmin ederken, Üç yöntem kullanıyoruz demiştik. Önek, sonek, kökü var mı? Ee, Türkçeden ya da başka bir dilden gidebilir miyiz? Ve bağlamdan gidebilir miyiz? Dolayısıyla bu üç yöntemden birini, ikisini, bazen üçünü birden kullanarak bir kelimenin anlamını tahmin edebiliriz. En azından anlamın yönünü tahmin edebiliriz e, demiştik. Tabii ki sınav sırasında bütün kelimelerin anlamını tahmin e, edeceksiniz diye bir şey yok. Bunun için zamanımız da yok zaten. Ha ne yapacağız, ne yapmamız lazım? Öyle bir kelime olabilir ki o soruyu çözmemiz için o kelimenin anlamına ihtiyaç duyabiliriz. Ha işte öyle bir durumda o kelimenin anlamını en azından anlamın yönünü, en azından pozitif mi, negatif mi, onu tahmin etmeye çalışacağız demiştik arkadaşlar. Size gönderdiğim prefix, suffix ve işte esatra başlıklı dosyada zaten o örnekler yani temel örnekler, son ekler, kökler var arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka o dosyamızı e, inceleyelim, o dosyamıza göz e, atalım. Evet şimdi bu genel stratejiler dışında bir de diyalog tanıma için e, özel bazı stratejilerimiz var. Şimdi önce bir soru tipini görelim. Bakın e, slaytımızı değiştirdim. Şimdi örnek bir soru karşımıza çıktı. Şimdi diyalog tanıma sorularında e, işte bir diyalog e, oluyor, e, İki kişi konuşuyorlar. E, yani işte e, gazeteci, yazar veya işte ee, öğretmen, öğrenci, iş arkadaşları olabilir. Neyse. İki kişi konuşuyorlar. İşte ilk cümle yani ilk konuşan kişinin cümle da cümleleri, ikinci cümle aradaki cümleler ya da son kısım bize sorulabiliyor. Şimdi bir kere bu kategoride ilk etapta yapmamız gereken şey yani genel bir e, işte e, yöntem olarak bir kere yani çalışma yöntemi olarak bir kere en başta e, en azından Türkçe diyaloglara dikkat etmemiz lazım. Bakın televizyonlarda, radyoda, e, gazetelerde, dergilerde e, işte röportajlar oluyor, konuşmalar oluyor. Kendi evinizde, kendi evinizde işte eşinizle, arkadaşlarınızla, misafirlerinizle falan e, konuşabiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz o konudaki farkındalığınızı arttırmaya çalışın. Yani orada işte iki kişi nasıl konuşuyorlar, diyalog nasıl e, e, ilerliyor, işte hangi bağlaçlar kullanılıyor vesaire. Yani orada mesela şunu göreceksiniz. Yani belli bir tema konu oluyor. O tema konu çerçevesinde işte iki kişi e, mantıksal bir akış içerisinde konuşuyorlar. Dolayısıyla mesela Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde Fransa'nın tutumundan bahsedilen bir diyalogda e, mesela Çin ile olan ilişkileri Türkiye'nin devreye o kadar girmiyor değil mi? Veya girecekse belli bir geçiş olması lazım. Mesela şöyle demesi lazım yani Avrupa Birliği'ni hani bir kenara bırakalım işte Asya'ya bakalım falan diyerek en azından böyle bir geçiş yapılması lazım. Yani birdenbire Çin'den bahsedilmemesi lazım. Dolayısıyla değerli arkadaşlar özellikle yani bu günlük yaşantımızda karşımıza çıkan diyaloglara biraz dikkat edersek bu konudaki farkındalığımızı arttırırsak bu soruların çözümünde ya da anlam bütünlüğünü sağlayan ve veya bozan cümleyi bulma sorularının çözümünde bu bize ekstradan fayda sağlayabilir. Dolayısıyla ilk etapta yani işte karşılaştığımız diyaloglara bir Türkçe de olsa bunlara dikkat edelim. Tabii ki yani işte Fransızca televizyon kanallarında işte i̇nternet sitelerinde vesaire karşılaştığımız diyaloglara dikkat edersek o daha da iyi olacaktır. Ama en azından kendi günlük yaşantımızdaki diyaloglara bile dikkat edebiliriz. Şimdi dediğimiz gibi e, diyalogda boşluktaki yer bize e, soruluyor. Bir kere diyaloğun belli bir teması vardır arkadaşlar. Bunu belirlemeye çalışalım. Yani iki kişi ne hakkında konuşuyorlar? Kabaca bunu e, belirlemeye çalışalım. Özellikle metin okuma tekniklerinde bu tema meselesinden bahsetmiştim. Dolayısıyla İlk etapta temayı belirlemeye çalışalım. Bu temayı olabildiğince e, daraltarak belirlemeye çalışalım. Mesela Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde Fransa'nın tutumu, rolü e, bundan bahsediliyorsa, hele de boşluğa e, yaklaştıkça bundan bahsedilmişse, yani buradaki temamızı Türkiye'nin dış politikası e, diye belirlememek gerekiyor veya temayı Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri diye belirlememek gerekiyor. Yani olabildiğince Daraltmak gerekiyor. Hele de boşluğa yaklaştıkça bu tema daha da daraldıysa biz e, olabildiğince bu temayı daraltalım. Bu temaya dahil olmayan şıkları hemen e, eleyebiliriz arkadaşlar. E, yine önemli bir husus özellikle boşluktan önceki ve sonraki cümlelere dikkat etmektir. Şimdi eğer bize e, diyaloğun en başındaki şey sorulduysa yani boşluğumuz en başındaysa o zaman tabii o diyalogun boşluktan, boşluğundan sonra hemen sonraki kısma bakabiliriz. Eğer o en son boşluk sorulduysa o zaman bir öncesi olacaktır. Ama aradaki boşluk sorulduysa diyalogun öncesi ve sonrası. Şimdi burada da özellikle diyalogtan yani o boşluktan önce bir soru var mı yok mu? Buna dikkat etmek çok önemli. Eğer diyalogumuzdaki boşluktan önce bir soru varsa onun cevabını aramamız lazım. Eğer boşluktan önce bir soru yoksa muhtemelen bağlantı boşluktan sonraki kısımdadır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Eğer boşluğumuz diyaloğun başındaysa zaten hemen altıyla bağlantıya bakmamız lazım. Eğer boşluğumuz diyaloğun sonundaysa o zaman zaten bir yukarıya bakmamız lazım. Veya diyaloğun geneli olabilir. Eğer boşluğumuz diyaloğun ortasındaysa yani arada bir yerdeyse o zaman yukarıya ya da aşağıya, bazı durumlarda ikisine birden bakabiliriz. Ama burada da, ama burada da özellikle arkadaşlar, özellikle e, diyalogumuzun boşluğunun üzerinde soru olup olmaması çok önemli. Eğer soru varsa, muhtemelen onun cevabını aramamız lazım. Eğer soru yoksa, muhtemelen bağlantı boşluktan sonraki kısımdadır. Ha bu bağlantı bir zamir bağlantısı olabilir, herhangi bir ifade olabilir. Şimdi bu yöntemlerden ipuçlarından giderek yani diyalogumuzun temasına bakarak boşluktan önceki ya da sonraki kısma bakarak boşluğa gelebilecek şeyi olabildiğince tahmin etmeye çalışmamız lazım şıklara inmeden önce şimdi geçen dersimizde ne demiştik genel bir e, strateji olarak e, olabildiğince soruları soru kökünde halletmeye çalışalım demiştik ne demiştik sloganımız neydi sorular bizim dostumuzdur yani şıklar bizim hani kabaca düşmanımızdır. Bazı sorularda elbette şıklardan yardım alabileceksiniz. Ama A planımız yani ilk başta yapmamız gereken şey her zaman önce soru köküyle muhatap olmak olmalı. Yani önce soru kökünde biraz bir işçilik yapmaya çalışalım. Soru kökünü okuduğumuzda boşluğa gelebilecek anlamı yakalamaya gayret gösterelim. Şimdi burada birebir yakalayacaksınız diye bir kural yok. Ama anlamın yönü yakalanabilir. Mesela orada, işte boşluktan sonra diyelim, il demiştir, el demiştir. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Ya boşlukta il ya da el e, diyebileceği bir şey olmalı. Ya da mesela boşluktan sonra sö so problem demiştir. Boşlukta bir problem olmalı mesela. Dolayısıyla, Boşluğa gelebilecek anlamı ya da o anlamın yönünü tahmin etmeye çalışalım. Şıklara inmeden gerekirse elimizi kapatalım arkadaşlar. Gerekirse elimizi kapatalım. Şıklara inmeden bakalım boşluğa gelebilecek anlamı ya da o anlamın yönünü yani sosyoekonomik anlamda orada pozitif mi olmalı, negatif mi olmalı ya da işte e, o zamirin karşılığı e, olmalı mı, olmamalı mı. Dolayısıyla boşluğa gelebilecek anlamın ya da unsurların tahmin edilmesi çok önemli. 5 sorudan 2 ya da 3'ünde bu tahmini yapabilirsiniz. Özellikle o soruları kaçırmamaya gayret gösterelim arkadaşlar. Eğer bilmediğimiz ve temel önemde bir kelime varsa, diğer genel stratejimiz neydi? Kelimenin anlamı tahmin etmeye çalışma. O anlamı da tahmin etmeye çalışacağız. Özetle arkadaşlar, özetle. Yapmamız gereken şey, diyaloğun temasını göz önünde bulundurarak satırlar arasındaki bağlantıları aramaya gayret göstermektir. Hemen şıklara inmemektir arkadaşlar. Gerekirse elinizle kapatacaksınız. Ha ipucunu yakalayamadınız veya ipucu olmasına rağmen boşluğa gelebilecek anlamı tahmin edemiyorsunuz. Bazı sorularda öyle olacak. Yani her sorularda, her soruda boşluğa gelecek anlamı tahmin e, edebilirsiniz demiyorum. Bazı sorularda edemeyebilirsiniz. Etmek mümkün olmayabilir veya sizin dikkatiniz dağılmış olabilir. Tabii ki o zaman şıklara ineceksiniz, şıklara bakacaksınız. Ama Genel bir strateji olarak, A planı olarak olabildiğince soruyu soruda halletmeye çalışacağız. Gerekirse elimizi e, kapatacağız arkadaşlar. Yani elimizle kapatıp oraya gelebilecek anlamı tahmin etmeye çalışacağız. Eğer bunu yaparsanız birçok soruda çeldiriciden korunduğunuzu görebileceksiniz. Ha bazı sorularda evet tek tek koyar bakarsınız. Ama genelde buna gerek kalmayacak arkadaşlar. Ha çok şüphe duyduğunuz sorularda koyup bir sağlama yapabilirsiniz. Yani yukarıyla aşağıyla vesaire uyumlu oldu mu buna bakabilirsiniz ama yani bu size belli bir zamanda tabi kaybettirecektir. Dolayısıyla ilk etapta A planı olarak özellikle boşluğa gelebilecek anlamı yakalamaya çalışacağız, temayı tespit etmeye çalışacağız, şıklara inmeden önce e, boşluktan önce soru var mı yok mu ona bakacağız. Boşluktan önce soru varsa o sorunun cevabı ne olabilir ona bakacağız. Boşluktan önce soru yoksa Bağlantı muhtemelen boşluktan sonraki kısımdadır. Oraya bakacağız. Ve boşluğa gelebilecek şeyi tahmin etmeye çalışacağız. Evet yani işin teorik kısmı bu şekilde. Şimdi isterseniz birlikte pratik kısmını biraz geliştirmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi ilk dersimizde ne demiştik? Yani maksadın hasıl olması önemli. Tabii ki ne kadar çok soru birlikte çözebiliyorsak o kadar iyidir. Ama önemli olan şey bakış açısını kazanmaktır. Soruya yaklaşım yöntemini kazanmaktır. Ha bunu kazandıktan sonra bu beceriyi kazandıktan sonra gerisi zaten kelime bilgisi ve dikkat olacaktır. Dolayısıyla yani dersimiz boyunca size bu kategorideki sorulara yaklaşım tarzını kazandırmaya çalışacağım. Bunu unutmayın arkadaşlar. Peki şimdi ilk sorumuza geçelim. Şimdi ilk sorumuzu e, ben yapacağım. Şimdi bakın e, bu sorumuzda hani bütün e, cümle bütün soru kökünü okumayacağım zaman kaybetmemek adına sadece hani bir e, örnek olması açısından. Ee, size sadece yöntemi göstermeye çalışacağım. Şimdi burada e, internetsizlik veya işte e, hani internetten uzaklaşmak bundan bahsediyor. Konumuz temamız e, bu arkadaşlar. Şimdi bakınız, Purkua Antel Benjuan de dekonnekte. Yani aradaki bir boşluk sorulmuş. Bir kere bu sorunun cevabı olmalı. Yani bu deconnecte ihtiyacı neden? Yani neden bu deconnecte ihtiyacı oluyor? Yani bu boşlukta onun bir kere cevabını vermiş olmalı. İlla diye başlamak zorunda değil. Ama her halükarda onun cevabını vermiş olur. Bu bir. İkincisi de bakın boşluktan sonra ne diyor? Esetensi kö işte böyledir ki diyor. Vuza ve peri kö vot dependans. internet vuza ve epüze. Ha demek ki bir internet bağımlılığından bahsediyorsa burada yazar muhtemelen bir internet bağımlılığından bahsetmiş olmalı ki devamında setensikö buza ve prikonsiyans demiş olsun. Dolayısıyla o boşlukta yani bu de dekonnekte ihtiyacını internet bağımlılığına bağlamış olmalı. Şimdi şıklara indiğimizde bakınız Ceyhan da bunu yapıyordu. Landernia, Jekyru, Kürüfer, Ünkriz, Kardia, Kinete, Anfe, Künkriz, Dangoaz, Montpremier, Reflex, Sürmon, Nidopita, Ayete, De mon Yani hastalıktan sonra bile veya hastalık sırasında bile ilk refleksi işte e, mobil cep telefonuna falan e, danışmakmış. Yani bu bir bağımlılık işareti. Dolayısıyla doğru cevap burada Ceyhan diyoruz dediğim gibi yani zaman nedeniyle e, ben bütün şıkları okumadım şimdi değerli arkadaşlar e, eğer zaman konusunda sınavda sıkıntı çekiyorsanız tabii ki hızlıca sadece boşluktan öncesine ve sonrasına da bakabilirsiniz burada yaptığımız gibi ama bu bizim A planımız değildir arkadaşlar A planımız her zaman bütün diyaloğu okumak anlamaya çalışmak boşluğa gelebilecek şeyi tahmin etmek şıklara inmek bütün şıkları okuyarak soruyu çözmektir. Ama bir B planı ya da C planı olarak sadece boşluktan önceki soruya ya da boşluktan önce soru yoksa boşluktan sonraki kısma da bakabilirsiniz. Bu çok tavsiye ettiğim bir şey değil. Ama eğer zaman sıkıntısı çekmeye başladıysanız işte şıklardan işaretleyeceğinizi atmak yerine yani mesela hepsini Ceyhan yapmak yerine hızlıca ee, sadece belli unsurları da dikkate alarak soruyu çözmeye çalışabilirsiniz. Ama bu bizim A planımız değildir. Bunu asla ve katta unutmayalım arkadaşlar. Dolayısıyla ilk derste söylediğim anlamayı teknik taktikle birleştirmek meselesini asla ve katta unutmayalım. Bütün soruları çözerken anlamayı teknik taktikle birleştirmeye çalışıyoruz. Teknik taktik neydi? Yani o kategori için nereye bakacağız, nasıl bakacağız? Ha, sonra o baktığımız yeri de Anlamaya çalışacağız. Bu ikisini birleştirirsek birçok soruda işimiz baya bir e, kolaylaşacaktır. Bilmediğimiz kelime olursa onun da anlamını tahmin etmeye gayret göstereceğiz. Şimdi bu sorumuzda doğru cevabımız Ceyhan'da arkadaşlar. Evet şimdi isterseniz size soruları çözdürmeye başlayayım. Evet şimdi e, yeni sorumuz geldi. Hastayla psikolog e, konuşuyorlar. Acele etmeyelim. Aradaki bir boşluk sorulmuş. E, temayı yakalamaya çalışalım. E boşluktan önce soru var mı yok mu o önemli boşluğa gelebilecek şeyi şıklara inmeden biraz tahmin edebiliyorsak etmeye çalışalım soruyu bitirenler yine her zamanki gibi okey ya da tamam desinler ondan sonra birlikte soruyu çözeceğiz arkadaşlar evet hadi bakalım bu mavi diye başlayan e, diyaloğumuz soru sizde bitirenler okey ya da tamam diyorlar ondan sonra birlikte çözüyoruz arkadaşlar Evet süre isteyen var mı arkadaşlar? Varsa vereyim. Şimdi burada e, bir e, işte e, stresin azaltılması için yapılabilecek şeylerden bahsediyorlar. Konumuz, temamız bu. Şimdi boşluktan önce soru yok. Muhtemelen bağlantı boşluktan sonraki kısımda. Bakın boşluktan sonrakinde ne diyor psikolog? Paraktif jantan yün aktivite Yani aktifle şunu anlıyorum diyor. Yani aktifin ne olduğunu açıklıyor bakın. Dikkat edin değil mi? Dolayısıyla bu boşlukta sonrasında aktifin ne olduğunu açıklayabilecek bir şey söylenmiş ya da sorulmuş olmalı. Ha şimdi artık şıklara inebiliriz bakın. Birebir boşluğa gelecek şey tahmin edin demiyorum. Ama en azından orada ne olabilir? Ne tür unsurlar olabilir? Ne tür bir anlam olabilir? Onun yönü ne olabilir? Onu tahmin etmeye çalışın diyorum. Ha şimdi şıklarımıza indiğimizde bu tahminimizle örtüşen bir tane şıkkımız vardı. Doğru cevabımız hangisiydi arkadaşlar? Haydi bakalım cevabımızı verelim. Evet kesinlikle bolu şıkkı değil mi? Bakın kantandevu para aktif yani aktiften ne anlıyorsunuz? Epurkoa SCA en portan para aktif. Jantanil aktivite kreatif kar. Bakın kar nedeni de söyledi. İşte Purkoa'nın nedeni oldu bu. Ha, şimdi bakın bu sorumuzda hani nispeten kolay bir e, soruydu. Boşluğa gelebilecek şeyi de az çok tahmin edebiliyorduk. Şimdi bu sorumuzda ama dikkatimizi çeken başka bazı unsurlar da hususlar da var. Şimdi değerli arkadaşlar, genel bir çalışma yöntemi olarak e, bir konuyu tekrar e, hatırlatmak, bir konuya tekrar değinmek istiyorum. Şimdi bu diyalog tanımlama sorularından bağımsız olarak da bunu söylüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, kendi başınıza çalışmalar yaparken, sorular soru çözerken size gönderdiğim e-postada da değindiğim gibi mutlaka mutlaka en azından belli bir noktaya gelene kadar Sorulardan maksimum faydayı elde etmeye çalışın. Mesela nedir bu? Kelimelerin öğrenilmesi, soruda geçen kelimelerin öğrenilmesi, şıklarda geçen kelimelerin öğrenilmesi, soruda ve şıklarda geçen yapılara dikkat edilmesi. Sorularda başka bazı ihtimallerin göz önünde bulundurulması. Mesela bu soruda bize ilk cümleyi sorabilir. Bakın ilk cümleyi boş bıraksaydı illa orada bir soru aramayacaktı. Şimdi bakın boşluktan sonra we demiş yani evet diyor. Ha demek ki evet demesi için bir bir konuşmacının evet demesi için illa ona bir soru sorulmuş olması gerekmiyor. Bakın ilk cümlede bir soru yok ama evet diyebilir. Mesela işte bu ve konseye yani bana işte tavsiyede bulunmuştunuz falan diyor. Dolayısıyla psikolog şöyle diyor. Evet kesinlikle. Yani evet kesinlikle tavsiyede bulunmuştum vesaire vesaire. Dolayısıyla demek ki evet demek için illa önceden bir soru sorulmuş olması gerekmiyor. Ha mesela buna dikkat etmek lazım soruyu çözerken. Kendi başınıza çözerken bu tür şeylere dikkat etmek lazım. İkinci cümle bize sorulabilirdi. Ee, yani illa bir sorudan sonra evet demiyoruz bakın. Bize son cümle sorulabilirdi. Son cümle sorulabilirdi. Dolayısıyla Değerli arkadaşlar soruları çözerken sorudan maksimum faydayı elde etmeye çalışalım. Veya hangi şık nasıl olabilirdi? Mesela e, Adana şıkkının olması için mesela boşluktan sonra bir e, işte e, onun hoşuna gidecek e, işte hobiyi vesaire e, bulma yöntemini veya nasıl bulacağını anlatsaydı mesela Adana belki olabilirdi. Yani soruları çözerken sorudan maksimum fayda elde etmeye çalışın. Bu önemli bir husus. Genel bir çalışma e, yöntemi arkadaşlar bu. Şimdi bir diğer husus, hani bu özellikle e, we e, bağlamında bir diğer husus şu arkadaşlar. Şimdi eğer boşluktan önce bir 5N1K sorusu varsa, bunu not edelim arkadaşlar. Boşluktan önce bir 5N1K sorusu varsa, nedir bu 5N1K sorusu? Ne, nerede, ne zaman, nasıl, kim, neden. Değil mi? Bakın tekrar söylüyorum. Ne? Yani işte ku'a ya da kö. Nerede? U. Ne zaman? E, kan. E, kim? E, ki. E, nasıl? E, como. E, neden? Purku'a. Şimdi bakın bu sorular varsa, bu sorulardan hemen sonra evet ya da hayır gelemez. Değil mi? Çünkü düşünün, e, Türkçesini düşünün. Mesela ne zaman, mesela İstanbul'a ne zaman gittin? Şimdi evet ya da hayır buna diye buna cevap veremeyiz. İstanbul'a nasıl gittin? Evet ya da hayır diye cevap veremeyiz. İstanbul'a kim gitti? Evet ya da hayır diye cevap veremeyiz. Dolayısıyla boşluktan önce eğer evet ya da hayır diye cevap veremeyeceğimiz bir soru varsa ha boşlukta evet ya da hayır olamaz. Ama tersi geçerli değil. Eğer boşluktan sonra bir evet ya da hayır varsa burada ikinci cümlede olduğu gibi o zaman boşluktan önce soru olacak diye bir kural yok arkadaşlar. Ha, özellikle bu gibi şeylere dikkat etmemiz lazım. Bu gibi şeylere dikkat edersek birçok soruda işimiz kolaylaşacaktır arkadaşlar. Evet şimdi bu soru çözerken analiz yaparak çözme, sorudan maksimum fayda elde etme yöntemini, bu konudaki tavsiyemi anladık mı arkadaşlar? Bunu herkes duydu ve anladı mı? Bu sorudan maksimum fayda elde ederek çalışma meselesini. Herkes duydu mu ve anladı mı arkadaşlar? Size gönderdiğim e-postada zaten o e-postanın sonunda bundan bahsetmiştim. Evet çok güzel. Herkes anladıysa sorun yok. Peki. Yani kendi başımıza soruları çözerken hemen hızlıca soruyu çözüp geçmeyelim. Mesela burada bu sorumuzda e, yine ikinci satırda bakın ün sübap sub de var. Mesela sübap kelimesi değil mi? Hani kelime tahmin yöntemleri. Yani Türkçeden tahmin edilebilir. Yani bir emniyet sübabı demeye çalışıyor. Emniyet sübabı. Mesela e, işte e, şeyde e, mesela e, sötip, daktivite, perme mesela perme kelimesinin anlamını bilmiyorsak mesela öğrenelim, değil mi orada çünkü e, bir fiil var yüklem durumunda e, mesela efendim anfavorizan mesela işte e, teşvik ederek destekleyerek demeye çalışıyor yani şunu demeye çalışıyorum. Ee, sınavda çıkmış sorulardan e, çok ve çeşitli şekillerde faydalanabiliriz. Sadece soruyu çözüp geçmek e, değil yani mesela. Ha, onu çok daha ileriki bir seviyede yapabiliriz. Yani bayağı bir soru çözmüşsünüzdür, bayağı bir kelime ezberlemişsinizdir, yapı görmüşsünüzdür vesaire. Yani işte e, sınava son 1-2 hafta kala evet yani bol bol soru çözülüp geçilebilir. Ama belli bir noktaya gelene kadar e, sorularımızı çözerken hem kelime hem gramer işte yapılar hem de soru çözüm teknikleri açısından o sorudan maksimum faydayı elde etmeye çalışalım arkadaşlar evet sanırım ne demek istediğim anlaşıldı yani bu işin balık tutma kısmına ilişkin yine önemli bir uyarıydı önemli bir tavsiyeydi. yani dedim ya işte ilk derste size demiştim yani kursumuz kelime gramer ağırlıklı olmayacak daha çok size belli bir bakış açısı kazandırma belli bir yöntem kazandırmaya çalışıyorum burada Ha bu bakış açısını, yöntemi kazandıktan sonra geriye zaten, e, geriye kalan şey kelime bilgisi ve dikkat olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla o bakış açısını ve yöntemi kazanmaya, onları oturtmaya çalışıyoruz. Evet peki bu sorumuz bu şekildeydi. E, eğer soruya ilişkin sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey yoksa bir sonraki sorumuza geçiyorum. Evet. Bu deplore diye başlayan soru. Hadi bakalım soru sizde acele etmeyelim. Boşluğa gelebilecek anlamı Biraz tahmin edebiliyorsak tahmin etmeye çalışalım. Bitirenler her zamanki gibi okey ya da tamam desinler. Ondan sonra birlikte çözelim arkadaşlar. Bu deplore diye başlayan e, sorumuz. Evet süre isteyen var mı? Varsa vereyim, yoksa şimdi bu e, bilimin e, toplumda e, ki yerinden bahsediliyor. yani değil mi? Yani temamız bu. Buna uymayan şıkları e, eliyebiliriz. E, yani hani olur da mesela başka bir konuda bahseden bir şıkkımız varsa e, onu eleyebilirdik. E, şimdi boşluktan boşluğumuz arada boşluktan önce bir soru var. Bir kere bu sorunun cevabı olmalı. O sorumuz ne? Bakın daha şıklara inmiyorum. O sorumuzun e, kendisi yani o sorumuzun e, o soruda sorulan şey ne? Köp propose bu pur i Yani bunu tedavi etmek, gidermek için ne öneriyorsunuz? Dolayısıyla bu boşlukta bakın. Boşlukta. Yani bu e, ne demişti bir önceki cümlede? le profil aktör dezon politik en o direktör dezon diye. O konuda frakanı lömülü dörü araştırma Yani bu bilimsel araştırmanın işte siyasetçilerle pek yani siyasetçilerin pek böyle bilimsel e, ortamlara dahil olmadığı falan. Şimdi demek ki bunu tedavi etme meselesi. Yani bu bilimsel ortam ile siyasetçileri buluşturma konusunda ne yapılmalı? Yani ona dönük bir tavsiye yer almalı bu boşlukta. Tekrar söylüyorum, bu boşlukta e, bilim e, insanları ile siyasetçilerin veya işte e, sanayicilerin falan buluşmaları. Yani bunlarla ilgili bir şey olmalı. E, bir öneri tavsiye olmalı. Devamında da zaten bakın ona ilişkin bir şey söylüyor. İşte o, e, başkan Obama gibi falan diyor. E, e, dolayısıyla o boşlukta bu siyasetçilerin veya işte belli başlı kişilerin, önemli kişilerin bilim insanlarıyla kaynaşmaları, ilişkiye geçmeleri e, buna dönük bir tavsiyede bulunulmuş olmalı. Ha şimdi artık şıklara inebiliriz bakın. Şimdi artık şıklara inebiliriz. Ha şıklara indiğimizde hangi şıkta bu tavsiyeyi yapıyordu arkadaşlar? Haydi bakalım cevaplarımızı verelim. Bir şıkta bu tavsiyemiz vardı. Buna ilişkin bir tavsiye vardı. Yani bilim insanlarıyla Denizli'de var mı bakalım. Sojan Dödese Aberant, Montkö, La Culture Scientifique, Ne Paprezant, Parmenodeja Dereja. Burada bir tespit yapıyor, burada bir tavsiye yapmıyor. Dikkat edin. Burada bir tavsiyede bulunmadı Rıdvan Bey. Bir e, yine e, yani bu e, bilimsel kültür mevcut değildir falan diyor. Bir tavsiyede bulunmalıydı. Tavsiyede Adana'da e, e, bulunuyordu. A CJT Prezidan. Yani eğer başkan olsaydım eğer başkan olsaydım, Je redonnerai à la science une place de choix, au sein du gouvernement, yani hükümet içerisinde e, bilime bir e, tercihli bir yer ayırırdım. Yani onu tercih ederdim. Yani Ona bir yer ayırırdım. Dolayısıyla işte bu siyasetçiler ile bilim camiasının e, etkileşime geçmesine dönük bir tavsiye. Dolayısıyla doğrucağımız Adana olmalı değerli arkadaşlar. Zor gibi gözüküyor ama özellikle şıklara inmeden biraz analiz yaptıysak nispeten kolay yapılabilecek bir soruydu. Şimdi bakın burada yine Dikkat etmemiz gereken başka bazı hususlar olabilir. Mesela kö propozevu pur ireme diye diyor değil mi? Bakın mesela buradaki zamirimiz i. Yani bir şeyi tedavi etmekten falan bahsederken bakın oradaki i zamirini e, kullanıyor. Yani i zamirini bize orada mesela sorabilirdi değil mi? Yani mesela buna dikkat edebiliriz. Hani bu soruda bir ek fayda olarak e, onu alabiliriz arkadaşlar. Evet doğru cevabımız bu soruda e, Adana. E, idi. Mesela bu soruda ilk cümleyi sorabilirdi, ikinci cümleyi sorabilirdi. Boşluktan önceki cümleyi sorabilirdi. Ha mesela boşluktan önceki cümleyi sorsaydı o zaman belki onu tahmin etmek biraz zor olabilirdi. Yani biraz şıklardan yardım almamız gerekebilirdi. Ama 5 sorudan 2 ya da 3'ünü şıklara inmeden halledebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle boşluğa gelebilecek anlamı tahmin edebiliyorsanız etmeniz lazım. Şimdi değerli arkadaşlar, soruyu soruda halletmek meselesi soruyu soruda halletmek meselesi bizim açımızdan çok önemli Şimdi bunu ben şuna benzetiyorum Hani aklımızda e, aklımızda kalsın diye e, şuna benzetiyorum mesela bir e, markete giderken bir alışveriş listesi yapmazsanız veya işte bir ayakkabı e, veya bir ayakkabı dükkanına e, işte git, git giderken e, işte ihtiyacınız olan ayakkabıyı tespit etmezseniz ne olur arkadaşlar ee, mesela sizin belki bir çizmeye ihtiyacınız vardır ama mesela bir sandalet alıp çıkarsınız veya markette veya markette işte ee, işte e, mesela ihtiyacınız olmayan işte kasanın etrafında olan veya işte başka birçok ürün alabilirsiniz. Dolayısıyla yani bir listeyle alışverişe çıktığınızda yani o diğer ürünlerin cazibesine kapılmayabilirsiniz. Yani şimdi bunu biraz böyle düşünün. Yani şıklara inmeden soruyu analiz etmek, çözmeye çalışmak işte bu çeldiricilere gitme ihtimalimizi azaltıyor. Dolayısıyla olabildiğince şıklara inmeden belli bir karar vermeye çalışmamız lazım. Yani burada ne olabilir? Ona bakmamız lazım. Ha, ona bakarsak birçok soruda işimizin kolaylaştığını göreceksiniz arkadaşlar. Evet yani Fuat Bey e, remediyeden sonra e, prepozisyon var mı yok mu? E, o önemli. Çünkü biliyorsunuz i'nin kullanımından şeyde bahsedeceğiz. E, i'nin kullanımından işte e, e, işte e, gramer dersimizde bahsedeceğiz. Ama tabi e, hani e, onun bir prepozisyon aldığını e, mutlaka bilmemiz lazım. Hani burada işte remediye akel kesiyor, e, remediye e, akel kesiyor. E, dolayısıyla yani işte oradan e, oradan e, iyi koymamız gerekiyor idi. Evet peki e, var mı sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey başka varsa alayım yoksa geçeceğim arkadaşlar Evet şimdi e, hani iki gündür ders yapıyoruz Yani bu e, soruyu soruda halletme e, dediğim şey e, en temel genel stratejimiz e, bu konuda anlaşılmayan herhangi bir husus var mı arkadaşlar yani soruyu soruda halletme stratejisi Şimdi iki kategoriyi görmüş olduk. Tabii bu kategoriden daha bolca soru yapacağız ama yani soruyu soruda halletmenin mantığı, soruda belli bir işçilik yapmanın mantığı, bunun önemi, bunun yöntemi, buna ilişkin genel bakış açısı anlaşıldı mı arkadaşlar? Soruyu soruda halletme meselesi'nin önemi, anlamını size aktarabildim mi? Bu çok önemli çünkü benim açımdan. Evet, ne diyorsunuz? Soruyu soruda halletmenin mantığını kavradınız mı? Anladınız mı arkadaşlar? Bu konuda herhangi bir e, sorumuz, sıkıntımız var mı? Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Evet peki çok güzel. Rıdvan Bey. Evet, diğer arkadaşlarımız da sanırım anladılar. Şimdi bu e, tamam Mesut Bey. E, anlıyorum ama e, yani sınavda çok soru değil. E, doğru soru yapmak gerekiyor. E, yani e, şıklara e, ee, hemen inmemek size kaç saniye kaybettirebilir? 10 saniye. Hadi 10 saniye kaybettirse. Yani bence 10 saniye e, bir soruyu doğru yapmak için feda edilebilir bir şey. Yani 80 soruda 10 saniye kaybetseniz yani kaç 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 soru yapar? Yani e, işte e, 10 saniye işte 6 soruda 1 dakika yapar. Değil mi? 6 soruda 1 dakika. 80 soruda kaç yapar? 15, 15 dakika. Yani size 15 dakika kaybettiriyor değil mi? Yani bence 15 dakikayı e, yani çeldiricilerden korunmak için feda edebiliriz yani. O kadar dert değil. Dolayısıyla yani bir de bu soruyu soruda halletme meselesi giderek hızlanacaktır. Yani o beceriyi kazandıkça hızlanacak. Her soru için tabii ki yapmayacaksınız ya da yapamayacaksınız. Ama özellikle soruda halledebileceğimiz soruları soruda halletmeye çalışmamız lazım. Yani size kaybettireceği bir en fazla 10-15 saniyedir yani. Peki. Hadi bakalım diğer sorumuza Geçelim arkadaşlar. Bu sefer en son cümle sorulmuş. Ee, Atü diye başlayan soru. Haydi bakalım sorumuz sizde bitirenler okey ya da tamam desinler. Evet süre isteyen arkadaşımız var mı? Şimdi bakın bu e, olimpiyat oyunları ve daha sonra engelli olimpiyatlarına geçti. Yani konu biraz daha daraldı. Şimdi boşluğa gelebilecek anlamı, anlamın yönünü burada tam olarak tahmin edemiyoruz. Ama, ama şunu yakalamamız lazım şıklara inmeden önce. Bakın boşluktan önce ne dedi? Sedomaş, la couverture médiatique, Ebiyentroreduy, Sursotevenman, no. Yani bu hadise için, bu hadiseye ilişkin e, olarak yani medyanın ilgisi aşırı sınırlıymış. Öyle mi değil mi diyor? Şimdi bakın, o boşlukta, o boşlukta medyanın ilgisinin sınırlı olup olmadığı meselesine dair bir şey söylemiş olmalı. Ha, yani o boşluğun tahmin edilmesi derken bunu kastediyorum. Yoksa o boşlukta medya ilgisi şöyleydi böyleydi desin değil. Yani o anlamın yönünü o kadar tahmin edin demiyorum. Onu yapamazsınız zaten ama şıklara inmeden şunu tespit etmeniz lazım. Arkadaş bu boşlukta medyanın ilgisine dair bir şey söylenmiş olmalı. Heh. Bunu yakaladıktan sonra şıklara inersek soru büyük ölçüde çözülmüş oluyor. Şimdi bu anlam tahmini derken neyi kastettiğim bu anlamda anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani burada anlam tahmini derken neyi kastettiğim anlaşıldı mı? Yani birebir orada gelecek şeyi tahmin edin demiyorum. Öyle bir şey değil dediğim. Ama şıklara inmeden şunu yakalayın. Ya arkadaş bu boşlukta medyanın buna ilişkin ilgisine dair bir şey söylenmiş olmalı. Ha, şimdi şıklara indiğimizde artık hangi şıkkımızda bunu yapıyordu arkadaşlar? Hangi şıkkımızda bir medya ilgisi? Evet, doğru cevap Adana. Setrezenjür rapor de medya, Sezat, Dezatles falan, Kar Sezatles falan. Doğru cevap Adana diyoruz. Şimdi soruyu soruda halletmek derken bakın bunu kastediyorum arkadaşlar. Yoksa kalkıp da kalkıp da e, efendim orada söyleyeceği şeyi tahmin edin demiyorum. Ya öyle bir şey değil anlatmaya çalıştığım şey. Evet Zübeyir Bey bir sorunuz var. Buyurunuz. Hoca dinlemekte e, dinliyorum. Eee Evet. Diyalogda no vardı. Yani öyle değil mi falan demiş oluyor. Orada. Absolüman. Yani kesinlikle öyle anlamında o. Absolüman kesinlikle öyle anlamında. Yani orada no zaten hani bir teyit amaçlı söylenmiş bir şey. Ee, yani ama yani ben olsam anlamdan giderim. O kadar kesin. Yani bakın ilk derste ben size ne dedim? Ben şuna karşıyım. Yani şurada şu kelime var, burada bu kelime var. O zaman onu işaretle. Şimdi bakın bu bir B planı belki olabilir. C planı olabilir. Ama A planımız her zaman Tekniği taktiği anlamayla birleştirmeye çalışmak olmalı. Bu bizim A planımız. Ha Ama B planımız, C planımız Efendim e, biraz e, zaman sıkıntısı çekmeye başlamışsınız. O zaman bunu yapabilirsiniz. Benim itirazım yok. Ama A planımız her zaman Teknik taktiği anlamayla birleştirmeye çalışmak olmalı. Sadece birkaç ka kelimeye bakmak olmamalı. Mesela Absolu ama mesela devamında hiç ilgisiz bir şey söyler, değil mi? Öyle de olabilir yani. Dolayısıyla mutlaka anlama e, dikkat etmek e, gerekiyor arkadaşlar. Evet peki başka bakalım hani dikkatiniz çeken bir şey var mı? Ee, mesela boşluktan sonraki şey e, şu Alper'in mesela boşluktan önceki pardon mesela Ale Regarde diyor Ale Regarde mesela orayı sorabilirdi mesela bağlantı. İstisnai bazı durumlarda şıklarda da olabilir. Mesela Rögar dediği şey işte yukarıda bahsettiği o işte şey meselesi yani bu işte engelli olimpiyatları meselesi dolayısıyla öyle bir bağlantı vardı. Mesela bir önceki o Ofabianın kısmını sormuş olabilir. Bazen arkadaşlar bağlantı o konuşmanın ilk cümlesinde değil ikinci cümlesinde olabilir. Mesela Je n'ai e, şimdi ikinci konuşana, Fabian'ın konuşmasına bakın. Je n'ai pas eu, altını çiziyorum şu anda. Je ü pas eu beaucoup de temps pour le regard de, par contre je me. Bazen o par contre'lı kısımda bağlantı olabilir. Yani onu okurken yakalamaya çalışacaksınız. E, o yüzden diyorum ki ben mutlaka mutlaka biraz e, günlük yaşantınızda diyalogları e, takip etmeye çalışın. Bu konuda farkındalığınızı arttırın. E, yani bu konudaki farkındalığınız art, arttıkça e, daha iyi olacaktır arkadaşlar. Ee, o yüzden yani bizim hep şunu düşünmemiz lazım ee, yani dili zaten biz günlük yaşantıda kullanıyoruz ee, yani Fransızca tamam kelime gramer vesaire yani ayrı şeyleri var tabii ki Türkçe'den farklı ama yani dil dediğimiz yapının ortak bazı özellikleri var değil mi mesela iki kişinin yani belli bir akış içerisinde konuşması mesela bu ortak bir özellik dolayısıyla yani Türkçe'deki o yapılara da dikkat edersek e, Fransızca'daki bu diyalog tanıma sorularını çözmemiz daha kolaylaşacaktır. Yani işte mesela her sorudan sonra evet demiyoruz. Bazen soru olmasa da evet diyoruz. Değil mi? Ee, mesela Real Madrid iyi bir futbol takımıdır. Değil mi? Cümlesinde mesela evet iyi bir futbol takımıdır diye diyaloğa devam edebiliriz yani. Veya hayır değildir diyebiliriz. Mesela. Dolayısıyla yani bu Fransızca için de geçerli. Dolayısıyla onlara dikkat etmek özellikle bu tür sorularda işimizi çok kolaylaştırıyor arkadaşlar. Ee, günlük yaşantımızda onlara da en azından bir süreliğine Dikkat edelim. Evet doğru cevap burada Adana e, idi arkadaşlar. Evet peki başka sormak ya da söylemek istediğimiz bir şey yoksa bir sonraki sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Evet haydi bakalım yeni sorumuz geldi. Yine aradaki bir soru aradaki bir kısım sorulmuş. E, La Direktris diye başlayan soru. Haydi bakalım soru sizde arkadaşlar bitirenler okey ya da tamam desinler. Evet, Elif Hanım biraz zorlayıcı. Bir ya da iki tane e, zorlayıcı şık var. Şimdi panik yapmayalım. Yani hata yapma hakkımız da var. E, yani e, şöyle söyleyeyim. E, yani motivasyonumuzu e, bozmadan hata yapma hakkımız olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Sınavda da böyle olabilir. Bazen mesela iki ya da üç soru arka arkaya zor gelebilir. Ee, bunlar olabilir. Kesinlikle panik yapmamak gerekiyor. Yani son derste biraz e, bunlardan e, inşallah bahsedeceğim ama hani yeri gelmişken söyleyeyim. E, yani her zaman için e, zor sorularda olacak. Her soru kolay olacak diye bir kural yok. Ama özellikle soruyu sorularla edebileceğimiz sorularda e, daha dikkatli olmamız lazım. Yani hani dünkü e, şey, geçen günkü dersimizde söylemiştim. Yani işte kale boşsa kaleciyle karşı karşıyasak işte şıkları inmeden yapabiliyorsak falan o soruları kaçırmamaya çalışalım. Şimdi burada boşluktan önce bir soru yoktu. Muhtemelen bağlantı boşluktan sonraki kısımda. Ha şimdi bu tema ne? Yani bir okulda bir problem var. Yani işte öğrenciye çocuğa ilişkin, yani işte kız çocuğuna ilişkin bir problem var. Bunlardan bahsediyorlar. Fakat her şıkta bu temayla uyumlu ifadeler var. Dolayısıyla tema bize çok yardımcı olmuyor. Şimdi daha güzel bir yardım yardımcı olan bir şey şu boşluktan sonra. Boşluktan önce de soru yok. Muhtemelen bağlantı boşluktan sonraki kısımda. Nötenket pa alevans diyor. Yani işte önceden önden bir kaygılanma. Her halükarda dötüt fason le profesör son tre comprehensif. Şimdi bakın burada Elif, şimdi hemen şıklara inmeden biraz burayı bir analiz edelim. Ne diyor Elif? Kaygılanma demek ki o boşlukta bir kaygı ifade etmiş olabilir. Ee, i̇kinci olarak ne diyor? Ee, bütün profesörler, yani bütün bu öğretmenler falan çok anlayışlıdır falan diyor. Şimdi dolayısıyla, dolayısıyla şimdi bu boşlukta bir kaygı, kaygı durumundan bahsediyor olabilir. Şimdi mesela o yüzden Adana bir kere olmamalı değil mi? Çünkü Atü Ansökre falan demiş. Yani bunun işte bu kaygıyla falan ilgisi yok. Dolayısıyla mesela Adana kesinlikle işaretlenmemeli. Kesinlikle Adana işaretlememek e, gerekiyor. E, yine Ceyhan mesela e, burada artık bir okuldan e, okul okul fiyatından efendim e, problemin e, en ufak bir problem çözemez. Yani burada tamamen artık bir umutsuzluk var. Ceyhan da olmamalı. Yani öyle bir şey söylemiş olmalı ki bu. Yani belli bir kaygı var ama bu öğretmenler sayesinde çözülebilecek bir şey olmalı. Dolayısıyla Adana ya da Ceyhan olmayacak eğer Adana ya da Ceyhan'a gitmediysek bu iyi bir işarettir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Adana ya da Ceyhan'a gitmediysek bu iyi bir işarettir. Yani iyi yoldayız demektir. Ya Bolu ya Denizli ya e, Edirne olacak. Şimdi burada Edirne'de şöyle bir sorun vardı bakın. No Sönepavre yani açıktan reddediyor. Bu doğru değil falan diyor. Plü Difisil yani böyle ünlem koymuş bilmem ne yani tamam orada belki bir e, kaygı Olabilir ama yani bir böyle karşılıklı tartışmaya dönmüş gibi bir şey var. Dolayısıyla Edirne'de biraz e, fazlaca sert olduğu için olmaz. Yani ya Bolu ya Denizli olacak gibi gözüküyor. Şimdi e, Denizli'de ise jömediköle profesör egzajer. Yani burada zaten bakın kişinin kendisi öğretmenlerin abarttığından falan bahsetmiş. Ondan sonra niye Elif Nötenketbe Alevazdesi? Dolayısıyla Denizli'de belki oradan elenebilir. Evet doğru Boluydu. Yani soruyu ben yapmış oldum. Şimdi bakın e, koyalım. We exactly man işte yukarıyla bağlantıyı kurdu. Evet kesinlikle diyor. Je parle longmont avec elle, et Son profesör makul mantıklı davranış, değil mi? Yani bu diyaloglarda hep makul mantıklı bir insan davranışı beklememiz lazım. İşte işte profesörüyle ve onunla uzun uzadıya konuştum. Jukureya kö, Solasete aranje. İnanıyorum ki bu düzen düzgün d hani düzenlenmiş oldu. Jesperke söneriyen degrav. Yani umarım e, umarım ama burada belli bir kaygı da var. Umarım yani bu e, ciddi değildir ama ciddi de olabilir gibi bir kaygısı da var. Ha işte şimdi Elif şöyle diyebilir. Nütenketpa alavans. Yani kaygılanma. Dötüt pa dötüt fason. Danset, et, 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 le Professeur son dans comprehensive dance et ecol eil s tojur daranje leşo. Dolayısıyla doğru cevap e, bolu olmalı idi. Nispeten zor bir soruydu arkadaşlar. E, yanlış yapılabilir bu soruda hata yapma hakkı kullanılabilir arkadaşlar. E, nispeten dediğim gibi e, biraz daha e, zor bir soru idi e, diğer sorulara göre. Şimdi e, geçen dersimize de söylemiştik. Yani her zaman için e, evet Zübeyir Bey öyle de. Ee, öyle de çevirebiliriz. Yaş belki söner söneri yani. yani umarım büyümez falan. İşte ondan sonra notenkat diyebilir yani. Ee, dolayısıyla Bolu bir adım öne çıkıyor. Şimdi olabildiğince basit düşünmeye çalışmamız lazım. Söylemiştim. Mesela Bolu'yu eleyip Edirne'yi işaretlersek Bolu'yu niye elediğimizin cevabını verebilmemiz lazım. Bazen böyle iki şık arasında kalırız. Ee, olabilir. Sınav sırasında bazen ben de e, hani biraz yorum yapabiliyorum. Biraz soru sağlıksız olabiliyor vesaire. Ama hep şunu düşünüyorum. Eğer e, atıyorum mesela Edirne'yi işaretlersem Bolu'yu niye eliyorum? Ha, Edirne'yi elemek için şöyle bir nedenimiz olabilir. No sönepa Yani bir böyle reddetti, inkar durumu var. Dolayısıyla belki Edirne'yi mesela orada eleyebiliriz ama Bolu'yu elememiz için bir e, neden yok yani. Dolayısıyla Bolu Edirne'den daha iyi diyebiliriz arkadaşlar. Yani genel bir yöntem olarak da iki şık arasında kaldığımız sorularda olabildiğince düz mantıkla düşünmeye çalışalım diyoruz. Evet doğru cevap Bolu'ydu. Var mı sormak ya da Söylemek istediğim bir şey arkadaşlar varsa alayım yoksa bir sonraki sorumuza geçeceğim. Haydi bakalım diğer sorumuza geçiyoruz. E, aşağıdaki e, şey, e, bu, yine aradaki yine aradaki bir boşluğumuz sorulmuş. İnsan köy diye başlayan e, diyalog. Haydi bakalım soru sizde arkadaşlar. Bitirenler okey ya da tamam desinler. Ondan sonra birlikte çözelim. Evet şimdi e, bu soruda şıkları inmeden önce belli bir işçilik e, yapabiliyoruz. E, dolayısıyla nispeten e, orta zorluk derecesinde bir soru diyebiliriz. O kadar zor değil. E, hatta eğer boşluğa gelebilecek şeyi tahmin ettiysek e, baya bir kolaylaşıyordu e, cevap. Şimdi bakın burada konumuz temamız ne? Yani bu yemeklerle ilgili, gıdalarla ilgili işte problemler e, yani kaygı verici durumlar var bundan bahsediyorlar. İki kişi bundan konuşuyor. Şimdi boşluktan önce bir soru var. Akila Fod Dapretua. Bir kere bu boşlukta e, sorumlu olan kişi, kişiler, kurum, kurumlar veya neyse ondan bahsetmeli. Yani bu gıda problemleriyle ilgili e, sorumluluk kimdedir kardeşim veya neydedir? Bir kere bunu söylemeli. E boşluktan sonra da ipucu var. Tuarezor haklısın diyor. Demek ki Kemal'in söylediği ile Süleyman'ın söylediği şey arasında paralellik var. E peki devamında ne dedi? E i̇şte yetiştirme şartları falan dedi. Ha, dolayısıyla bu da fena değil. Yani bu boşlukta bu boşlukta bu gıdalardaki bozulmalarla gıdalardaki sorunlarla ilgili e, sorumluluk kimdedir? Ne rol oynuyor? Bundan bahsetmeliydi. Dolayısıyla bunu bir şıkta güzelce yapıyordu arkadaşlar. Hangi şıkkımızda yapıyordu bu sorumluluk meselesinden? E, bahsettiği şıkkımız hangisiydi arkadaşlar? Bolu'da yapıyor mu bakalım. İleğsiz dezenojer de kontrole, C ile zaman problemi bir son bir yan fabrika Ama burada ee, ee, onların yaptığı bir hatadan, yanlıştan falan bahsetmemiş bakın dikkat edin. Bolu'yu işaretleyenler ne diyor? E, kontrol etmekle yükümlü organizmalar vardır. E peki sorumluluk bunlarda mı? Yani bunlar nedeniyle mi gıdalar bozuluyor? Bunu bilmiyoruz. Bolu da sadece bir tespit yapmış. Ama dikkat edin. Süleyman devamında ne demişti? Haklısın. Ee, işte tehlikeli yani onlar zaten hükmü vermişler orada bakın. Yani orada zaten hüküm verilmiş ki haklısın işte tehlikeli olan işte şartlar şartlar tehlikelidir falan diyor. Dolayısıyla da bir e, sorumluluk değil de tamam hani kimin e, bu görevi yaptığı söylenmiş ama suç onda denmiyor bakın dikkat edin. Dolayısıyla Bolu olmaz. Ha burada Ceyhan biraz daha öne çıkıyordu. Bir de Bolu'yu elersek, şey Bolu'yu işaretlersek Ceyhan'ı niye eliyoruz? Çünkü bakın Ceyhan da doğrudan suçluyu söyleyecek. Je pense que, bakın iyi başladı çünkü d'apretua demişti soruda. Je pense que l'industriation intensive de plus afin de bezer le a jouer un rôle prépondérant. Dans ces Yani bu skandallarda bir rol oynuyor. Şimdi bu ne demek? Skandallarda rol oynuyorsa demek ki sorumluluk esas itibariyle onlarda. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan olmalıydı. İşte ondan sonra tuarezon diyebilsin. Yani haklısın. Özellikle de işte yetiştirme koşulları, şartları vesaire. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan diyoruz. Hani bu soruda hata yapılırsa belki bir dikkatsizlikten olabilir. Ee, kelime bilgisinin eksikliğinden olabilir ama normalde yöntemimizi kullanmamız halinde aslında bu soruyu yapabiliriz arkadaşlar. Evet, doğru cevap Ceyhan diyoruz. Başka bir şıkkı incelememi isteyen varsa biraz daha inceleyeyim yoksa geçelim arkadaşlar. Evet peki sanırım yok. Haydi bakalım diğer sorumuza e, geçiyoruz. Bu sefer ilk cümle. ilk kısım bize sorulmuş. Haydi bakalım soru sizde arkadaşlar. Bitirenler her zamanki gibi okey ya da tamam desinler. Evet şimdi şuna dikkat edelim arkadaşlar. İki kişi bu çevresel kriz hakkında konuşuyorlar ama yani işte çevre sorunları vesaire. Biraz daha anlamı temayı daraltmaya çalışalım. Bakın esas itibariyle şunu konuşuyorlar. E, bu çevresel sorunlar hani gerçekten abartıldığı kadar var mı yok mu? Tekrar söylüyorum aslında asıl mesele şu. Bu çevresel sorunlar gerçekten abartıldığı kadar var mı yok mu? Mesele bu. Şimdi boşluktan sonra o demesi bir ipucu olabilir. Ee, ama yani boşlukta soru da olabilir, olmayabilir. Peki devamında ne diyor bakın? Vı memsi jönesi paz ansiyan yani bir bilim insanı olmama rağmen olmasam da Dapre Sököjelü ya yani okuduğuma göre Lapulik vardı spesyalist yani uzmanların e, çoğu ve Cornes Omoan Lepizman Deresurs yani kaynakların tüketilmesini en azından yani tüket yani kaynakların tükenmesini teslim ediyorlar. Yani Nedim öyle bir cevap verdi veya bir şey söyledi demek ki o boşlukta aslında Nedim'in böyle bir şey söylemesini mümkün kılan bir şey söylenmiş ya da sorulmuş olmalı. Yani ne dedi Nedim? E, evet yani birçok bilim insanı bunu teslim ediyor falan dedi. Dolayısıyla e, özellikle de bu çevresel problemlerin gerçekten var olup olmadığı meselesi. Açısından da baktığımızda hangi şık biraz öne çıkıyordu arkadaşlar ne dersiniz doğru cevap hangisi olmalı haydi bakalım cevaplarımızı verelim arkadaşlar evet Bolu şıkkı bravo ee, eğer Bolu'ya gittiyse gayet iyi onantant enorme men parla problem dem dan danle media me pans kö işte burası tuse problem soa de yani bütün bu problemlerin temelli olduğunu gerçekten düşünüyor musun o evet düşünüyorum anlamında yani ben bir bilim insanı olmasam da uzmanlar bunu teslim ediyorlar. Sonra bakın Yalçın Furtan yine de dedi yani işte şüpheler de var. Nedim de dedi ki işte medya tartışmayı seviyor işte e, hani itirazım itirazı işte bunları seviyor. Yani onlar daha çok satıyor falan filan. Dolayısıyla e, yani bu konuya ilişkin böyle ikircikli e, ikircikli düşüncelerini ifade ediyorlar. Yani Var mı yok mu? Tam emin olamıyorlar her ikisi de. E, ama işte Nedim dedi ki yani okuduklarından biraz ben hani evet vara yakınım falan filan diyor. Dolayısıda doğru cevap bol olmalı. Mesela burada e, bize Yalçın'ın ikinci e, söylediği şeyi sorabilirdi. O biraz daha belki zor olabilirdi. Purtanlı e, kısmı sorabilirdi yani bize. İnsan köyü de zaman döplü de bua sele Belki orası artık bir temadan yapılabilirdi e, veya işte Nedim'in Son söylediği şeyden belki yapılırdı ama bu biraz daha zor olurdu yani. Belki o kurtanlı kısmı bize sorsalardı biraz daha zor olabilirdi. Evet doğru cevap bol olmalı. Tema burada bize faydalı olabiliyordu. Yani işte bu medya organlarındaki veya işte tartışmalardaki bu işte gerçekten bu problemler var mı yok mu temelli mi? Çevre problemleri gerçekten acaba var mıdır yok mudur abartıldığı kadar mıdır? Mesele buydu. Temadan da biraz gidebiliyorduk arkadaşlar. Orta zorluk derecesinde bir soru diyebiliriz. Çünkü boşluğa gelecek şeyi çok rahat bir şekilde tahmin edemiyorum. Evet peki var mı sormak ya da söylemek istediğimiz bir şey varsa alayım. Yoksa geçiyorum arkadaşlar bir sonraki sorumuza. Evet yine ilk cümle sorulmuş. Ee, haydi bakalım soru sizde arkadaşlar. Bitirenler okey ya da tamam desinler. Ondan sonra birlikte inceleyelim. Evet şimdi boşluktan sonra bakın ne diyor? Ebien, yani bu o kadar iyi bir ipucu değil ama Söla de pant iyi bir ipucu. Yani bu Söla meselesi boşlukta söylenen şey. Neyse o. Peki devamında ne diyor? Döpan de Döla de solide Finansiye Yani bir mali e, sağlamlığına dayanıyor. Yani Söla dediği şey ne? Ve bu mali sağlamlığa dayanan bir şey. Dolayısıyla bu söleyi bulabilirsek mali sağlamlıkla da ilişki kurabilirsek iyi olabilir. Şimdi bakın devamında ne dedi? Bir e, taşınmaktan, maşınmaktan falan bahsediyor. E, dolayısıyla yani demek ki bu boşluk işte ailenin e, taşınması, iş değiştirme ve onun da mali e, işte şirketin mali gücüyle e, ilişkisi. Dolayısıyla bundan bahsedilen güzel bir şıkkımız vardı arkadaşlar. Doğru cevabımız hangisi olmalıydı? Evet Adana. J un bon opportunite pour aller travailler an Angleterre. Melastiosel ekonomik bakın. An Europe market atonavi yani görüşüne göre Ebyen Sörede Pandö. Yani bu işte İngiltere'ye gidip çalışma meselesi i̇şte bu şirketin şeyine bağlı yani mali gücüne bağlı vesaire. ona göre işte gidebilirsin gidemezsin. evet onu dedi. Doğru cevap Adana olmalıydı. Aradaki cümleleri sorabilirdi. Son cümleyi bize Son kısmı bize sorabilirdi. Ee, mesela Sojan Doportune Nöse Prezant Podium Fua yani şu anlamda yani bu tür bir fırsat iki kez gelmez. Yani onu demeye çalışıyor. Bu, bu tür bir fırsat iki kez gelmez. Evet doğru cevap Adana olmalı idi arkadaşlar. Evet var mı sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey? Varsa alayım yoksa geçeceğim arkadaşlar. Evet bir 15 dakika daha ders yapacağız. Sonra bir ara vereceğiz. Haydi bakalım diğer sorumuza geçti. Kızımız gayet iyi. KPDS 2011 sonbaharda çıkmış bir soru arkadaşlar. Furkuva diye başlayan sorumuz. Haydi bakalım soru sizde. Bitirenler okey ya da tamam desinler. Evet hemen cevabımızı vermeyelim. Şimdi bakın e, bu sigara paketlerinin üzerindeki görüntülerden bahsediyor. E, temamız bu. Şimdi boşluktan önce soru var. Bir kere o sorunun cevabı olmalı. Yani neden bu e, kelimelerden imajlara geçtik? Bunun cevabı olmalı. Bu bir ikincisi daha güzel bir ipucu vardı. Bakın boşluktan sonra ne diyordu? Vuvule dirkö. Şimdi bu vuvule dirkö. Yü nasıl çevirebiliriz arkadaşlar? Bunu bir çevirin bakalım. Vu-le-dir-kö. Yani ne anlama geliyor orada? Vu-le-dir-kö. Yü Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? Ha demek istiyorsun ki. Çok güzel. Yani demek istiyorsunuz ki. Demek istiyorsunuz ki. Evet. Peki bu ne demek arkadaşlar? Önceki söylenen şeyi tekrar mı edecek? Yoksa onun zıttını mı söyleyecek? Yani önceki söylenen şeyi tekrar mı edecek? yoksa onun zıttını falan mı söyleyecek? E tekrar edecek. Dolayısıyla orayı anlarsak zaten boşluğu çözmüş oluyoruz. Bakın orada ne dedi? Lejim, lezimaj son pulü parlant. Parlantı bilmesek bile tahmin etmemiz lazım. Son puli parlant mi o. Yani şunu demeye çalışıyor. İmajlar, görüntüler kelimelerden daha etkili. Bunu mu demeye çalışıyor? Demek ki o boşlukta imajların, görüntülerin daha etkili olduğunu söylemiş olmalı. Ha şimdi şıklara inebiliriz. Doğru cevabımız hangisi olmalı arkadaşlar? Cevabımızı verin demeden lütfen yazmayalım. Peki doğru cevap Denizli. Bakın yukarıda da bağlantı var. Tu Semplaman, Parskil, Nöser, Ariyen, var Savoir, Kö, Füme, Nügraman, Tankon, Le Yani Tankon, Le, Yani onu görmedikçe onu görmedikçe hiçbir şey yaramıyor. Yani görmek önemli yani. O boşlukta görmenin öneminden bahsetmeliydi. Veya daha önemli olduğunu, daha etkili olduğunu söylemiş. İşte, işte Denizli'de bunu yapıyordu. Hem yukarıda hem de aşağıyla bağlantı var bakın. Doğru cevap denizi diyoruz. Zor gibi gözüküyor ama gayet kolay bir soruymuş. Şıklara inmeden soruyu çözebiliyorduk. Kaleciyle karşı karşıyaydık ya da kale boştu. Yani bu golü atmamız gerekiyordu. E, niye? E, i̇lk derste ne demiştik? Özellikle kolay soruları. Kolay sorular neydi? Soru kökünü anladığımız sorular veya ipucunu yakaladığımız sorular kolay sorulardı. Özellikle kolay soruları kaçırmamaya çalışalım. Onlarda daha dikkatli olalım demiştik. Dolayısıyla bu nispeten kolay bir soruydu. Kaçırmamamız gereken bir soru idi değerli arkadaşlar. Doğru cevap Denizli diyoruz. Var mı sormak ya da söylemek istediğimiz bir şey? Varsa alayım yoksa geçeceğim arkadaşlar. Evet var mı sorumuz? Peki. Yok. Haydi bakalım. Diğer sorumuza geçelim. Aynı sınavın diğer sorusu. Vuzet egzobiyolojist diye başlıyor. Haydi bakalım soru sizde arkadaşlar. Evet süre isteyen var mı varsa vereyim yoksa şimdi burada bir exobiologist e, olma durumu var e, uzaydan falan bahsediyorlar. Şimdi boşluktan önce bir soru var bir kere o sorumuzun cevabı olmalı yani uzayda ne arıyorsunuz bir kere bu soruya bir cevap vermeli bu bir İkincisi devamında bir yaşamdan falan bahsettiğine göre demek ki bu boşlukta bu yaşamla ilgili yani bir arayıştan bahsetmiş olabilir ha şimdi artık şıkka inebiliriz şıklara. Hangi cevabımızda bu yaşama ilişkin bir arayıştan bahsediyordu arkadaşlar? Evet Adana, Legza Biyoloji, Etüdi, L'Origine de la Vida, Lünver, Nuşer, Şon, Dabor, De Bakteri, Extra Terrestre. Yani işte e, dünyanın dışındaki bakterileri en başta bunu arıyoruz. Doğru cevabımız Adana'ydı. Burada çeldirici belki e, Denizli olabilirdi. La Vida, De Forchans, Daparet, Şakfa, Ama burada aradığı şeyi doğrudan e, söyleyen Adana varken Adana'ya gitmek lazım. Hani dolaylı da söyleyebilir ama Adana varken denize gitmemek lazım. Onu demeye çalışıyorum. Ee, burada mesela son cümleyi bize sorabilirdi. Ee, yani hiçbir şey o okundu trazlovi. Yani hiçbir yaşam e, izi yok. Parkon. Yani buna karşı, buna buna rağmen lesit ulavi pure aparat. Yani hayatın ortaya yani gözükebileceği ortaya çıkabileceği yerler. Son döplü ampulün numbroyu. Yani gittikçe giderek daha sayıları artıyormuş buraların. Ee, yani artıyor gözükebilir. Lesut Ula Pro yani e, yani şöyle pardon artıyor artıyor yani gittikçe sayısı artıyor. Yani e, Ula Pro yani hayatın ortaya çıkabileceği karşımıza çıkabileceği yerler e, daha fazla oluyor yani. Evet. C'ye bakalım. Mars, Avedon, Peki Ayhan Bey orada Neyi aradıklarını söylüyor mu yoksa sadece bir tespit mi yapıyor? Mesela bu önemli. Şimdi eğer neyi aradığını söylemeli dediysek zaten Ceyhan'a elememiz lazım. Çünkü orada bir tespit yapıyor. Değil mi? Mars, Ave, Donk, Dansajones, Unatmosfer, Prudens, Kojordi. Yani dolayısıyla diyor Mars gençliğinde günümüzde olduğundan daha yoğun bir atmosfere sahipti. Ama aradığı şeyi söylememiş değil mi? Dolayısıyla Ceyhan zaten yukarıdan gider. Evet. Peki. Doğru cevap Adana olmalıydı. Evet. Var mı? Sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey arkadaşlar. Varsa alayım. Yoksa bir sonraki sorumuza geçelim. Hızımız gayet iyi. Hadi bakalım. Diğer ee, sorumuz geldi. İlk cümle soruluyor. Soru sizde arkadaşlar. Şimdi öncelikle süre isteyen arkadaşımız var mı? Varsa biraz süre verebiliriz kendisine. İlk derste söylemiştim. Yani bir şey kanıtlamaya çalışmıyoruz. Yöntemi kavratmaya çalışıyoruz. Ee, yani faydasız bir şekilde hızlı soru çözmek değil, e, nitelikli bir soru çözümü yapmak önemli. Bunu unutmayalım. Şimdi acele etmeyelim cevabınızı hemen almayacağım. Şimdi bakın boşluktan sonra okuduğumuz şeyi bir anlamaya çalışalım. Gerekirse kelime tahmin yöntemlerini devreye sokalım. Bakın ne diyor? İki anne konuşuyorlar. Ee, diğer anne ne diyor? Nöman palpa. Yani bana hiç bahsetme. Hiç bahsetme bundan. Separe ale Çok güzel bir ipucu. Yani evde aynı diyor. Evde durum aynı. Demek ki o boşlukta söylediği şeyle bu annenin şimdi söylemekte olduğu şey arasında bir paralellik var. Hatta aynılık var. Dolayısıyla burayı anlarsak yukarıyı tahmin edebileceğiz. Devamı. Söyle kremem de konfili. Yani çatışmalar bile üretiyor bu. Kar, zira, jedümal, agarde, monkal. Bakın hep burada bildiğimiz kelimeler var. Temel kelimeler var. Yani sakinliğimi korumakta zorluk yaşıyorum. Lorskil ne olduğunda il dediği şey ne burada? Lorskil yani o öğrenci. Ee, çocuğu Lorski ne finirse devu var ha demek ki neymiş ödev yapma meselesi var burada. Ha demek ki bu boşluktaki boşluktaki kısımda bir ödev yapmaya dair bir sorundan bahsetmeli yalnız. Çünkü bakın ne dedi? Çatışmalar var İşte sinirlendiriyor falan filan. Demek ki o boşlukta ödev yapma ile ilgili bir sorun. Başka bir sorun değil bakın. Ödev yapma ile ilgili bir sorun olmalı. Ha şimdi artık şıklara indiğimizde bir şıkta bu ödev yapma ile ilgili bir sorundan bahsediyordu. Hangi şıkta arkadaşlar? Haydi bakalım cevaplarımızı verelim. Tabii ki Denizli. Notfiz, pas, ant, trua, katr, ört, aferse, devuar, cepör, kisömet, adeteste, lekoy. Ha Edirne'de de devuardan bahsetmiş ama mesela mesetanne, isampkö, sela, eymiyön. Yani daha iyi daha iyiye gidiş var. Yani orada artık sorun biraz çözülmüş gibi. Dolayısıyla Edirne'de o problem vardı. Olumlu vardı. Evet Ayhan Bey. Dolayısıyla Edirne'yi oradan eliyor idik. Şimdi bakın bu soru tiplerine bu soru tiplerine nasıl yaklaşmamız gerektiği özü itibariyle anlaşıldı mı arkadaşlar? Diyalog tamamlama sorularına Nasıl yaklaşmamız gerektiği, nasıl bir anahtar kullanmamız gerektiği esas itibariyle anlaşıldı mı arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Bu e, soru tipine nasıl yaklaşmamız gerektiği esas itibariyle anlaşıldı mı? Bundan sonrası kelime bilgisi ve dikkat olacaktır. Peki. Şimdi bakın Zübeyir Bey. Ceyhan'da bir problemden belki bahsediyor ama bakalım o ödev problemi. Bakın ne diyor Ceyhan'da? Je ne sais pas pourquoi mon fils semble avoir des problèmes. Tamam güzel. Buraya kadar çok iyi. Problemler var. Pour s'intégrer dans la classe. Ama dikkat edin buradaki mesele sınıfa entegre olma meselesi. Yani Denizli varken Ceyhan'a gitmemek lazım. Çünkü Ceyhan'ı işaretlediğinizde ben size şunu sorarım. Denizli'ye niye eliyorsun? Orada da bir problemden bahsediyor ve ödevden bahsediyor. İşte şıkları inmeden sorunun Çözülmesinin faydası, bakın burada ortaya çıktı. Eğer şıklara hemen indiysek, o zaman yani ödev meselesini mesela o kadar iyi göremediysek, o zaman Ceyhan'a hemen gidilebilir. Ama şıklara inmeden biz ne tespiti yapmıştık? Bu problem büyük ihtimalle ödevle ilgili bir problem olmalı. Dolayısıyla doğru, doğru cevap Denizlidir diyoruz. Yani düz mantıkla, basit mantıkla düşündüğümüzde de zaten Denizli'ye gitmemiz gerekiyor e, idi arkadaşlar. Evet Zübeyir Bey. Açıkladık. Var mı ee, başka sorumuz? Peki. Tamam. Ee, Ela Hanım. Evet. Kelime bilgisi etkiliyor ama yöntem tamamsa benim misyonum tamamlanmıştır. Gayet iyi. Evet. Ara mı istiyoruz Ayhan Bey. Ara, ara diye artık böyle istekler <laughs> arttı. Ee, çünkü e, hakikaten değil mi? Zorlayıcı da bir şey tabii. Ama sınavımız da 3 saat sürecek. Yani biraz aslında sınav provası da burada yapmış oluyoruz, değil mi? O açıdan da bakabiliriz. Peki, e, isterseniz e, bir 15 dakika e, ara verelim öyleyse. Ne dersiniz itirazı olan var mı? E, aramıza bir 15 dakika şöyle bir 20 geçeye kadar. Yani 8'i 5 geçiyor şu anda saatimiz. Evet peki bir 15 dakika ara veriyorum. İnşallah 15 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aramızda şu slaytımız kalsın. E, belki not almak isterseniz diyalog tanımlamada e, yöntemimiz ne olmalı? E, ondan bahseden slaytımız Hadi bakalım 20 geçeye kadar ara inşallah 20 geçe. Hepinize tekrar merhabalar. Hepiniz bugünkü dersimizin ikinci kısmına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet ekran başında mıyız? Durumumuz nedir? Bir ses verin bakalım. Ekran başına geçtik mi? Evet peki çok güzel gayet güzel. Evet şimdi değerli arkadaşlar bugün ikinci kategorimiz olan e, diyalog tamamlama kategorisine geçtik. Bugün ve önümüzdeki derste bu kategoriyi inceleyeceğiz. Şimdi geçen dersimizde yani çeviri dersimizde nispeten hani kolay diyebileceğimiz bir kategoriyi inceledik ki orada da size çok faydalı olabilecek bazı ipuçlarından, yöntemlerden bahsettim. Ama hani o kategoride bir ders bence yeterli. Her ne kadar soru sayısı iyi olsa da, bir ders bence o kategori için yeterliydi. Dolayısıyla, o kategori için sadece bir ders yapacağız. Ama diyalog tamamlama için iki ders yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu dersimizi ve gelecek dersimizi bu kategoriye ayıracağız. Bu kategoriden soru çözeceğiz. Tabii ne kadar çok soru çözersek, birlikte o kadar iyi olacaktır. Ama yani işin mantığını, yöntemini kavradıktan sonra kendi başınıza da çok ve çeşitli sorular çözebilirsiniz. Mutlaka mutlaka geçmiş yıllarda çıkmış sorulardan başlamanız lazım. Yani özgün sorular yerine ilk etapta geçmiş yıllarda çıkmış soruları bitirmeniz lazım arkadaşlar. Yani işte ÖSYM'nin kamuoyuyla paylaştığı sorular üzerinden gidebilirsiniz bu bağlamda. Diğer kategoriler için de geçerli bu. Yani işte diğer kategorilere de başladığımızda her kategorinin sorusunu her başladığımız kategorinin sorusunu kendi başınıza çözmeye başlayabilirsiniz. Fakat e, yani e, işte bir kategoriye başlamamış isek o kategoriden soru çözmeyelim arkadaşlar. E, bir de yani ÖSYM'nin mesela geçmiş yıllarda yaptığı atıyorum mesela KPDS mesela 2016, 2006'da mesela veya 2005'te yaptığı bir KPDS sınavının mesela hiçbir sorusunu ya yani O da bir tatbikat amaçlı e, kullanılabilir. E, çünkü tatbikat yapmanızı tavsiye edeceğim. Yani işte e, belli bir tatbikat yapmak iyidir. E, i̇şte e, e, kursumuzun sonlarına doğru e, sınav yaklaştıkça e, yani bir e, normal kendinize süre tutup yani o sınavın süresini tutup e, bir tatbikat yapmanızı tavsiye ediyorum. Dolayısıyla bir sınavın e, sorularına hiç dokunmayabilirsiniz. Ama diğerlerinin sorularını e, çözmeye çalışalım arkadaşlar. Evet şimdi diyalog tamamlamadan devam ediyoruz. E, neydi yöntemimiz? Bakış açımız. Yani temayı Saptamaya çalışacağız. Ee, eğer arada bir boşluk sorulmuşsa boşluktan önce soru var mı yok mu ona bakacağız. Boşluktan önce soru varsa onun cevabını arayacağız. Boşluktan önce soru yoksa bağlantı muhtemelen boşluktan sonraki kısımdadır dedik. Bazı sorularda bağlantı hem yukarıyla hem aşağıyla e, olabilir arkadaşlar. E, her halükarda boşluğa gelebilecek anlamın yönünü ya da oraya gelebilecek unsurları şıklara inmeden önce tahmin etmeye çalışacağız. Ve ondan sonra şıklara inip e, sorumuzu çözmeye gayret göstereceğiz. Eğer bilmediğimiz ve temel önemli bir kelime varsa yani bu soru kökünde olabilir, şıklarda olabilir. Onun anlamını da kelime tahmin yöntemlerini kullanarak e, tahmin etmeye çalışacağız. En azından hani pozitif mi negatif mi onu yakalamaya gayret göstereceğiz arkadaşlar. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. En son ııı e, şu sorumuzu e, yapmıştık, ödev meselesi vardı. Mesela burada ödev kelimesini bilmesek bile e, tahmin edebilirdik. Mesela Finirse bu var demiş, yani ödevlerini bitirmek falan, değil mi? Oradan tahmin edebilirdik. E, veya evde yapılan bir şey bu, değil mi? Oradan tahmin edebilirdik. Yani bu soruda mesela devu kelimesini bilmesek, onun anlamını tahmin etmemiz lazım. Çünkü şıklarda illa e, onu devu var diye ifade edecekler diye bir kural yok. Yani evdeki çalışmalardan falan da bahsedebilir. eş anlamlısı varsa onu kullanabilir. Zıt anlamlısı varsa negatif yaparak zıt anlamlısını kullanabilir. O yüzden e, belli bazı kelimelerin varsa eş anlamlı zıt anlamlısı da ezberlemek her zaman için daha iyidir. Bunu da not etmiş olalım arkadaşlar. Evet haydi bakalım yeni sorumuza geçiyoruz. E, yine ilk cümlemiz sorulmuş. Haydi bakalım soru sizde. Bitirenler okey ya da tamam desinler. Ondan sonra birlikte sorumuzu analiz edelim arkadaşlar. Evet, ee, bir e, araba satın almaktan bahsediyorlar. Peki e, Mesut e, ile Mehmet konuşuyorlar. Mesut araba almış mı? Hayır, daha almamış. Yani bu önemli bir ipucu olabilir. Mesut daha araba almamış. Mehmet de boşluktan sonra e, işte ikinci el arabaları tercih ettiğini falan söylüyor yani onu aldığını falan söylüyor. Bu da iyi bir ipucu olabilir. Değil mi? Dolayısıyla bu iki ipucundan giderek hangi şıkka gitmemiz gerekiyordu arkadaşlar? Evet, kesinlikle Ceyhan, Jebezuan Daşte Ünüvel Vuatür. Yani yeni bir araba almaya ihtiyaç duyuyorum. Avoir Bezuan Dökelkeşoz. Dikkat edin. Avoir Bezuan Dökelkeşoz. Jebezuan Daşte Ünüvel Vuatür M. Jean Sepa si je dois la prendre neuve ou d'occasion. yani bu konuda ne diyorsun falan. İşte ben muhaşet tucur mebuatu ikinci el yani ben hep işte böyle bir yani ikinci el işte fırsat bir fırsat düşürüp işte ikinci el falan yani böyle ucuz ucuz arabalar onları arıyormuş Yani işte fiyatı ucuzlamış falan. Pars köjetru ke kösetün pert darca yani para kaybıdır falan filan. onu dedi. evet ya yani bu araba konusunda mesela ben e, Lyon'a gittiğimde, ilk e, Fransa'ya gittiğimde e, Lyon'a gitmiştim. E, yani orada tabii arabaların işte vergisi e, şusu busu daha düşük. İşte kendileri de üretiyorlar falan biliyorsunuz. Yedek parçaların fiyatları daha uygun. Yani böyle tampona vurarak park ediyorlar, çıkıyorlar falan. Çok şaşırmıştım. Yani böyle arabalar orada çok değerli değil yani. E, bir de sadece bir kullanım aracı olarak görülüyor. Yani bir yerden bir yere seni götürüyor. Ama bizde biliyorsunuz arabalar çok kıymetli. Yani en ufak bir çizik olsa dert ediyoruz falan. Ee, dolayısıyla yani onlarda böyle bir araba e, konusunda biraz bir rahatlık var. Ee, yine iki sene önce Paris'e gittiğimde böyle önümüzde bir kaza oldu. Ee, i̇şte kadının arabasına çarptılar, bir kamyonla çarptılar. Biraz arabanın önü şey oldu falan ama hiç umursamadan devam etti. Yani baktı hani bir şey var mı işte araba gidiyor mu gitmiyor mu bastı gitti. Gerçi sigortadan falan da olabilir ama yani orada biraz böyle arabalar konusunda bir rahatlık var onu görmüş olduk. Evet, peki. Ee, burada Ceyhan idi doğru cevabımız. Evet, var mı arkadaşlar sormak e, ya da söylemek istediğiniz bir şey? Evet, Kürşat Bey. Biraz öyle bir şey var. Bu konuda size çok güzel bir kitap tavsiye edeyim. E, Fikrimin İnce Gülü. Başlıklı bir kitap var. Onun hatta filmi de var. İlyas Salman'ın oynadığı Sarı Mercedes. Çok güzel bir filmdir o. YouTube'da var. Yani e, YouTube'da seyredebilirsiniz Sarı Mercedes filmini. E, çok güzel bir film. Ee, ödüllü bir film. Bildiğim kadarıyla o. Yani hoşunuza gidecek. Onun kitabı da vardır. Fikrimin İnce Gülü. Bu işte araba. Arabayla ilgili. Ee, dolayısıyla onu bir okuyup seyredin. Ee, hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Evet peki. Ee, haydi bakalım diğer sorumuza geçelim. Ee, Döpü pülü dan dömisi ekli diye başlayan sorumuz var. Haydi bakalım. Soru sizde arkadaşlar. Boşluğa gelebilecek şeyi tahmin edebiliyorsak biraz tahmin etmeye çalışalım bitirenler okey ya da tamam desinler sonra birlikte bakalım arkadaşlar Evet şimdi süre isteyen var mı arkadaşlar? Varsa vereyim. Yani bir gazeteciyle e, bir işte e, bir e, ressam değil mi? E, konuşuyorlar. E, veya işte şey daha doğrusu bu şey de olabilir. Bandezine yani işte bir neyse. Yani işte çizgi roman vesaire. Evet çizer. Evet. Şimdi bakın burada e, boşluktan önce bir soru vardı. Purkua. Bakın neyi soruyor? Purtan e, boşluktan önce kısmı dikkat edin. Purtan bu dit ne par Yani aktualiteyle ilgilenmediğinizi söylüyorsunuz. Purkua neden? Yani bu boşlukta aktualiteyle ilgilenmemekten bahsetmeli. İlgilenmemenin nedenini söylemeli. Boşlukta aktualiteyle ilgilenmemesinin nedenini söylemeli. Ha boşluktan sonrası bize çok yardımcı olmuyor çünkü önceden söylenen bir şey gönderme yapan orada bir şey yok yani başka bir konuya da geçiyor olabilir Dolayısıyla muhtemelen burada bağlantı boşlukta önceki kısımla ve boşluktan önce bu ıı, aktualiteyle ilgilenmemekten bahsetti O zaman hangi şık öne çıkıyordu arkadaşlar Doğru cevabımız hangisi olmalıydı Haydi bakalım cevaplarımızı verebiliriz Evet Denizli Sevire Jönelliguer Lecourne yani pek okumuyorum gazete pek okumuyorum. Jorogard Pöllap Televizyon yani televizyona az bakıyorum. Jussi Pulto, Unrever, Kife Travaya, Son imajinasyon Yani işte hayal gücünü çalıştıran ee, bir ee, işte e, ee, reverum yani işte böyle, böyle hayal kuruyormuş falan filan. Daha ziyade uyum diyor. Dolayısıyla doğru cevap Denizli. Yani neden aktüeliteyle ilgilenmediğini değil mi? bu ışıkta söylemiş oluyor. Bakın şıklara inmeden önce yani böyle bir anlam olduğunu tahmin edersek iş bayağı bir kolaylaşıyordu arkadaşlar. Neredeyse doğru cevaba zaten ulaşmış oluyorduk. Yani nögüer yani pek değil demek. Pek değil. Biliyorsunuz nöpa e, hiç yani şey hiç demeyelim de nöjame hiç nöpa e, değil anlamında. Nögüer de pek değil anlamında. E, Sevire orada şu anlamda yani evet bu doğru. Ya, bu doğru. E, gazete pek okumuyorum. Şudur budur. Yani buradaki espri şu Kürşat Bey. Yani orada sevire veya sepavide önemli değil. Temaya uyan yani o sorunun temasına uyan şıkkımız değil mi? Mesela e, sadece Denizli var zaten. Aslında bu mesela şeyden e, temadan aslında yapılabiliyor. Yani aradığımız e, ya yani o sorunun konusuna uyan sadece bu şık var. Denizli var. Neydi o konu? işte bu güncel olaylarla ilgilenmek ilgilenmemek meselesi yani. Çünkü soruda o var yani. Soruda o varsa bir kere onun cevabını aramamız lazım. Ha ister sevir eder, isterse power eder. Neyse artık. Evet, sanırım mesele anlaşıldı. Var mı sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa alayım yoksa geçiyorum arkadaşlar. Evet bu arada yani belli bir hız kazanmaya başladık diye düşünüyorum. Yani ne dersiniz? Ee, i̇yi gidiyor muyuz arkadaşlar? Gidişatımız nasıl? E, memnun muyuz e, gidişatımız iyi mi takip edebiliyor muyuz efendim e, yani ne durumdayız e, gidişatımız memnun musunuz arkadaşlar evet kürşat bey yani e, purkuanın cevabı illa Parsköy olacak diye bir kural yok e, geçen dersimizde e, yani ilk dersimizde e, aradan önceki dersimizde söylemiştim yani illa birebir e, belli bir kelimeyle cevap vermesine gerek yok. Mesela günlük yaşantıda da, mesela şöyle diyelim. E, işte neden, mesela futbolla neden ilgileniyorsun? İlla şöyle demesi gerekiyor mu? Yani çünkü e, ne bileyim işte işin teknik kısmı hoşuma gidiyor. Yani çünkü demeyebilir. Evet ilgileniyorum diyebilir. Evet ilgileniyorum. E, futbol... E, hayal gücümü geliştiriyor falan da diyebilir mesela değil mi? E, dolayısıyla yani evet Kürşat Bey yani doğrudan açıklamaya da geçebilir yani. Evet peki. E, evet Ela Hanım zamanla daha iyi olacaktır merak etmeyin. E, yani video derslerde zaten e, bu sorun olmuyor. Videoyu durdurabiliyorsunuz biliyorsunuz ama yani canlı derslere e, dene kadar katılırsanız o kadar iyi tabii ki. Ee, süre isterseniz süre yazabilirsiniz. Utanmaca sıkılmaca yok. Ee, süreye ihtiyaç duyduğunuz zaman süre yazabilirsiniz. Peki. Haydi bakalım diğer sorumuza geçtik. Aradaki bir soru, e, aradaki bir cümle sorulmuş. E, Le somme au diye başlayan sorumuz var. Haydi bakalım soru sizde arkadaşlar. Bitirenler okey ya da tamam desinler. Evet şimdi aradaki bir cümle sorulmuş. Boşluktan önce sorumuz yok. Muhtemelen boşluktan sonraki kısımla bağlantımız. E boşluktan sonra birdenbire uyku eksikliği ile obezlik arasındaki sebep sonuç ilişkisine geçti. Dolayısıyla o boşlukta bunu bunu mümkün kılacak bir şey söylemiş ya da sormuş olmalıydı. Doğru cevabımız hangisiydi arkadaşlar? Bunu gördüysek zaten sorumuz çok kolay hale geldi. Yatır ünrelasyon evet. Bakın sebep sonuç ilişkisi vardı ya yeter ünülasyon antreman desome e Belki Ceyhan biraz zorlayabilirdi ama dikkat edin Ceyhan da nedeni sormuş. Yani boşluktan sonra eğer e, bir bu ilişkinin nedenini söyleseydi boşluktan sonra işte şu nedenle bu nedenle işte mesela e, uyumakta zorlanan kişiler işte yemek yerler, kalorileri kolay yakamazlar falan dese o zaman belki Ceyhan olabilirdi değil mi? Evet doğru cevabımız Adana. İdi bu sorumuzda. Zor gibi gözüküyor ama gayet kolay bir soruymuş. Bence kesinlikle kaçırmamamız gereken sorulardan biri. Ee, i̇lk derste söylediğimi asla unutmayın arkadaşlar. Yani e, kolay soruları, soru kökünü anladığımız soruları, ipucunu yakaladığımız soruları, kelimeleri bildiğimiz soruları kaçırmamaya çalışmak lazım. Yani o sorularda artık kaleciyle karşı karşıyayız. Yani olabildiğince artık o soruları kaçırmayacağız. Ee, yani 5 sorudan 2 tane ya da 3 tanesi öyledir zaten. Onları kaçırmazsak zaten %50'yi %60'ı bulmuş oluyoruz. Yani bir 10-15 puan da üzerine eklediğimizde yani 60-65-70-75 alınabilir arkadaşlar. Evet peki var mı sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa alayım yoksa diğer sorumuza geçiyorum. Hızımız gayet iyi arkadaşlar. Evet haydi bakalım diğer sorumuza geçtik. Biraz uzunca bir diyalog var. Listuar ekri diye başlayan soru. Haydi bakalım soru sizde arkadaşlar. Yöntemimizi kullanmaya çalışalım sorumuzda. Evet şimdi hani bir iki dünya arası dönemin işte bir barışçılığından falan bahsediyorlar. Özellikle boşluktan önce soru olmadığına göre bağlantı muhtemelen boşluktan sonraki kısımda. E boşluktan sonra U demiş bir paralellik var muhtemelen. Bir de bakın e, insanların geleceği güven duyduğundan bahsediyor değil mi? İnsanların geleceği güven duyduğundan yani o zaman o dönemde insanların geleceği güven duyduğundan bahsediyor. Bir de boşluktan hemen sonra we dediği için. Şimdi mesela boşluktan hemen sonra ilk kelime we olduğu için yani evet olduğu için zaten iki şıkkı kesinlikle işaretlememek gerekiyor. Hangi iki şıkkı kesinlikle işaretlememek lazım arkadaşlar? Sadece boşluktan sonraki we sayesinde ilk dersimizde söylemiştim. Evet 5N1K sorusu olan Adana yine 5N1K sorusu olan Denizli. Yani sadece boşluktan sonraki we nedeniyle değil mi? Adana ve Denizli'yi eliyoruz zaten. Ha şimdi bakın burada artık kaleci ile karşı karşıya kaldık. Yani sadece o Wii sayesinde değil mi? Yani kaleci ile karşı karşıya. Şimdi burada artık soruyu doğru yapmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Gerekirse kelime tahmin yöntemini de devreye sokmamız lazım. Çünkü şıklarımız 3'e düştü zaten. Ha şimdi burada özellikle boşluktan sonra da bir geleceğe duyulan güvenden falan bahsettiğine göre hangi şıkkımız ee, doğru olmalıydı arkadaşlar. Evet Bolu, Alor, Solon, Bu durumda öyleyse size göre LEJAN A ve Asetepok, L'Empresion, De Vue, DÖPE De P. Evet yani bir barış dönemi yaşama izlenimine mi sahiplerdi? Evet yani evet diyor. Evet öyle bir izlenime sahiplerdi. Çünkü işte geleceğe e, güven duyuyorlardı falan filan. Dolayısıyla doğru Bolu diyoruz değerli arkadaşlar. Evet başka bir şıkkı incelememi isteyen varsa bakayım. Yoksa ee, geçelim. Evet ama orada bakın dikkat edin Ela Hanım Land Döger diyor değil mi? Land Döger. Ee, Fü Pasifik. Yani Pasifik bir yani barışçıl bir periyot idi diyor. Ee, barışçıl bir periyot idi. Buradaki Fü arkadaşlar etrin değil mi? Etrin passe simple hali. Ona dikkat edin. Evet. Belki yani belki evet. Edirne Stalingrad. Belki yani çok biraz tema orada değişmiş oldu değil mi? Evet doğru cevap. Ee, bolu diyoruz. Ee, evet var mı? Sormak ya da söylemek istediğiniz başka bir şey varsa alayım. Yoksa geçiyorum arkadaşlar. Peki haydi bakalım diğer sorumuza geçtik. 10 evolü diye başlayan sorumuz var. Acele etmeyelim. Şıklara inmeden biraz soru kökü üzerinde e, dikkatimizi toplamaya çalışalım. Bitirenler her zamanki gibi okey ya da tamam desinler. Evet süre isteyen var mı arkadaşlar? Şimdi aradaki bir cümle sorulmuş. Muhtemelen boşluktan önce soru olmadığına göre muhtemelen bağlantımız boşluktan sonraki kısımla. E boşluktan sonra we oui dedi ve yani paralellik var demek ki arada. Je crois aussi que la pression de net palajan asuvri de nouvel perspektif. Yani yeni perspektiflere açılamıyoruz. Yani yeni perspektiflere açılma meselesi önemli. Bu tatiller falan konusunda dolayısıyla doğru cevabımız hangisi evet şartlandırılmış anlamında Ayhan Bey evet doğru cevabımız Edirne olmalı Tuarezon Onanubliere kans Pövosi Söpasi Alamonten işte yeni perspektifler yani tatiller işte dağda da kırda da hatta kendi evinde bile geçebilir yani değil mi? geçebilir yani bunu bunu unutuyoruz yani evet doğru cevap Edirne olmalı idi mesela burada bize ilk cümleyi sorabilirdi e, boşluktan sonraki cümleyi sorabilirdi. Son cümleyi sorabilirdi. Ama ona bir, e, ya bakın o son cümle biraz böyle bütün diyaloğu ilişkin bir cümle. Derrier tut söyle yani bu tut söyle yani bütün bunun arkasında yatan şey Sokaş ne e, yatıyor? Ünlücük pürman konsomatris yani tamamen bir tüketimci bir mantık yatıyor. Il fodre d'abord sorti de cette yani bu mantıktan önce çıkmak lazım. Afendo souvir adenu nouveau horizon yani yeni e, ufuklara açılabilmek için afende suriye açılmak için bu mantıkta önce bu mantıktan kurtulmak lazım demeye çalışıyor. Bakın sortir dökel olur. Afen dö bakın ona dikkat edin. Ee, sökaş yani saklanıyor, yatıyor anlamında. Pürman tamamen konsomatris tüketimci pavlovyen işte şartlan şartlanmış, şartlandırılmış. Hani Pavlov, Pavlov'un köpeği meselesi var ya. Evet. Doğru cevap Edirne. Diyoruz arkadaşlar. Var mı? Sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey. Varsa alayım yoksa geçeceğim arkadaşlar. Başka bir şıkkı incelememi isteyen de olabilir. Yani e, bazen biraz hızlı geçebiliyoruz. E, sorunuz olursa arkadaşlar lütfen aşağıdan yazın. Yani hocam işte şu şıkkı inceleyebilir miyiz? Veya işte e, sorunun şu kısmında nedir ne değildir falan. Yani bunları her zaman yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani kursumuz boyunca lütfen rahat olunuz. Yani utanmaca sıkılmaca yok. Öğrenmenin utanması, sıkılması olmaz. E, süre isteyebilirsiniz, soru sorabilirsiniz. E, dolayısıyla yani onları hep cevaplamaya, onları karşılamaya çalışırız. E, e, eğer sorunuz yoksa ben meselenin anlaşıldığını varsayarım. Onu söyleyeyim. Peki, haydi bakalım diğer sorumuza geçtik. Bu sefer ilk kısım sorulmuş. Soru sizde arkadaşlar. Evet şimdi gazeteci ile psikolog yani muhabirle psikolog konuşuyorlar. Şimdi boşluktan sonra e, başkasında duyguları tanıma meselesini anlatıyor değil mi? Yani bazı duyguları e, kolayca tanıyabiliyoruz. Bazılarını da biraz zorlanıyoruz tanımada. Yani duyguları tanıma, fark etme meselesi var. Ha, şimdi bu iyi bir ipucu olabilir. Ee, dolayısıyla bu e, en başında bu duyguları fark etme, fark edebilme meselesi e, sorulmuş olabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız hangisi olmalı arkadaşlar? Haydi bakalım cevaplarımızı yazalım. Evet doğru cevabımız Ceyhan olmalı. Daprevu, Savonlu, Trebiyen, Rekonet. Lezomuson Dotri. Bakın zaten boşlukta hemen sonra Nusavon, Trebiyen, Rekonet. Bakın diyordu. Ha şimdi bir de Denizli'ye bakalım. Bakın Denizli ne diyor? Maske ses emisyon, es tujur fer, pro dünmank, denmank Bakın boşluktan sonraki sinser sizi yanıtmasın. Ben ne dedim? E, i̇ki ders, e, iki dersimizde de. Yani sadece belli bazı kelimelerden giderek soruyu çözmeye çalışmayalım. Anlamaya gayret gösterelim. Şimdi bakın koyalım oluyor mu? Denizli'yi koyuyorum bakın. Maskesiz emisyon yani duygularınızı gizlemek. E, duyguları gizlemek. Es tujur Fer Freud'ün Her zaman bir e, dürüstlük eksikliğinin kanıtı mıdır? Genelde genelma Nusavantrebiar Rekonet lezemisyon şekelken tafe tutafesinser. Yani kesinlikle dürüst olan birinde duyguları tanımamız çok kolay e, çok kolay olur. Yani Nusavantrebiar Rekonet. Oldu mu? Yani olmadı. Yani e, dürüstlüğün eksikliği midir dedi? Dürüstlüğün eksikliği mi değil mi? Onu söylemiyor. Yani biz yapabiliriz, edebiliriz falan diyor. Oysa Ceyhan'ı koyalım. Da size göre Savonius Trebian'de konnetlezemison oturuyor. Yani başkasının duygularını e, tanımak, e, yani e, tanımayı kolayca bilir miyiz? Yani tanıyabilir miyiz? Genelde, genelde, genelde olarak Savonius evet. Yani e, çok iyi bilme bilebiliriz yani. Buna e, karşılık Anrobanch, buna buna karşılık Neyse buna karşın Nuzi Ariban bir Biende ke Lejan Mask yani insanlar gizlediklerinde bunu bunu pek başaramıyoruz. Yani çünkü giz, gizliyorlar ya. Değil mi? gizliyorlar. Yani gizlediklerinde onu tam işte kolayca yapamıyoruz. Yani bu yapabilmek edebilmek meselesi var yani. Yapabilmek edebilmek. Yani buna karşılık onun işte buna karşın neyse onu yapamıyoruz. Evet peki. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan olmalıydı. Değerli arkadaşlar. Ee, peki. Hmm. Ee, şimdi bir temizleyeyim arkadaşlar. Size bir soru sormak istiyorum. Ee, temizliyorum. Ee, şu son cümledeki Il sufi il sufi de savoir le decode. Buradaki le Neye gönderme yapıyor arkadaşlar? Son cümlemizdeki lö neye gönderme yapıyor? Il sufi désobuar de lö dekode. E tabii ki langaj. evet elif hanım. Bakın zaten lö'yü kaldırıp langajı oraya koyduğumuzda Il sufi désobuar de dekode lö langage, değil mi? Yani oluyor yani. E, onu kaldırdığınızda, aslını koyduğunuzda oluyor mu, olmuyor mu bakmanız lazım. Ee, zaten tekildi. Mesela noz emisyonu orada gönderme yapmıyordu. Ledo kode deseydi o zaman noz emisyonu gönderme yapacaktı. Değil mi? Peki. Haydi bakalım. Diğer sorumuza geçiyoruz. Ee, aradaki bir cümle veya bir ifade sorulmuş. Pansevu diye başlayan soru. Haydi bakalım. Soru sizde arkadaşlar. Bir dakika. Cevap ee, Hayır. Cevap Ceyhan. Pardon soruyu değiştirdim. Geri döndüm arkadaşlar. Özür dilerim. Cevap C, Ceyhan. Onu açıkladım Ayhan Bey. Yani burada e, tanıyıp tanımamak meselesiydi. Yoksa bir e, dürüstlük eksikliği değil e, eksikliğine ilişkin cevap vermiyordu orada. Bakın Nusavon diyordu. Dolayısıyla Ceyhan Savonlu sorusu daha iyiydi. Peki neyse. Bir sonraki sorumuza geçtik. Pansibu diye başlayan soru. Hadi bakalım. Soru sizde arkadaşlar kaç diyalog çözdük bakmadım Fuat Bey bayağı bir çözdük Evet süre isteyen var mı? Şimdi boşluktan önce bir soru var. Bir kere o sorunun cevabı olması lazım. Boşluktan sonra başka bir soruya geçiyor. Dolayısıyla boşluktan sonrasıyla bağlantı olmayabilir. Şimdi burada eğer penuriyi biliyorsak işimiz çok daha kolaylaştı. Bilmiyorsak anlamı tahmin etmeye çalışmamız lazım. Çünkü temel önemli bir kelime gibi gözüküyor. Bir kere burada bir e, tamlama var. Yani küresel besin bir şeyse. Değil mi? E devamında da genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar falan diyor. Çözüm diyor. Demek ki bu kıtlıktan bahsediyor değil mi? Yani çözüm dediğine göre bir sorun olmalı burada. Yani küresel besin kıtlığına bir çözüm olabilir mi? Şimdi bu boşlukta bu küresel kıtlığa bir çözüm olabilir mi olamaz mı? Ona cevap vermesi lazım. Eğer dikkat edersek sadece bir soruda bunu yapıyordu arkadaşlar. Doğru cevabımız hangisiydi? Evet doğru cevabımız boluydu. Ama we'den değil. Yani devamından o o şıkkı işaretliyoruz. Purlepeyi anvola da işte dezoje OJM neyse potet benefik. Evet bakın işte faydalı olabilir. Locaduri ridore ana etan bon örnek işte bu şey pirinç falan onun işte Dore dedikleri pirinç neyse onun bir, iyi bir örneğiymiş yani. İşte o ya yani kıtlığa çözüm olabilir demeye çalıştı. Dolayısıyla doğru cevap e, bolu diyoruz. Yani bilmediğimiz kelimelere takılmayalım arkadaşlar. Yani işte e, bilmediğimiz kelime olsa bile, bilmediğimiz kelime olsa bile e, soruyu doğru çözebiliyoruz arkadaşlar. Evet var mı sormak ya da söylemek istediğimiz bir şey? Varsa alayım. Yoksa bence nispeten kolay bir soruydu. E, özellikle şıklara inmeden önce, özellikle şıklara inmeden önce e, soruyu biraz incelediysek ee, kolayca sorumuzu e, çözebiliyor idik arkadaşlar peki haydi bakalım diğer sorumuza geçtik ee, yani dersimizin sonunda kaç soru yapmışız ee, onu söyleyeyim evet peki bu diye başlayan diğer sorumuz var haydi bakalım soru sizde arkadaşlar Evet, şimdi e, bir yazarın e, yazma deneyimini konuşuyorlar. E, temamız bu. E, şimdi boşluktan sonra e, zaten başka bir soru var. Boşluktan önce de bir soru var. Muhtemelen bağlantı boşluktan önceki kısımda. Şimdi boşluktan önce ne dedi? E, bir romana başladığınızda Kan, Vukomase, An, Yani yeni bir romana başladığınızda e, hala işte böyle sıkıntılı mısınız? Yani böyle bir kendinizi e, kaygılı, sıkıntılı hissediyor musunuz? Şimdi bir kere bu sorunun cevabını mutlaka vermesi lazım. Ha illa kaygılı hissediyorum ya da hissetmiyorum şeklinde değil. Ama bu sorunun cevabını vereceksin arkadaş. Çünkü sen, yani hani bu soruyu soruyorum. Onun bana cevabını ver. Dolayısıyla o boşlukta bir romanla başlarken veya roman yazarken ki ruh halinden falan bahsetmeli yani. Ha dikkat edersek bunu sadece bir şıkta yapıyordu. Doğru cevabımız hangisiydi arkadaşlar? Evet Denizli'de je toujours peur de manque de matière. Bakın pördü pördü. Yani korkma var. Ha Ceyhan'da ise bakın dikkat edin bir zamandan bahsetti. Az önce ne demiştik? Olabildiğince basit düşüneceğiz. Bir, genel stratejimiz. Olabildiğince basit düşüneceğiz. İki, eğer bir şık kesin oluyorsa, ona gitmemiz lazım. Şimdi eğer Ceyhan'ı işaretlersek, Denizli'yi niye eliyoruz? Diye sormak lazım. Ha Ceyhan'ı zaman sormadığı için eleyebiliriz. Onu elemek için bir nedenimiz var. Ama Denizli'de elemek için bir nedenimiz yok. Yetuş Jürgen de ke dönepabu var meni, abiyen Lötura ve Antipil, yani girişilen işi, ee, yani işte yapamamaktan falan korkuyor. Dolayısıyla doğru cevap. Ee, Denizli olmalı arkadaşlar. Ee, var mı sormak e, ya da söylemek istediğiniz bir şey? Bence nispeten e, kolay bir soruydu. Eğer e, şıklara inmeden o sorunun cevabını aramamız gerektiğini yakaladıysak e, kolay bir soruydu. Çünkü Denizli'de bakın hani işi sonlandırma, sonlandıramama, işte konu bulamama e, meselesi falan var. E, Dolayısıyla başta hissedilebilecek kaygıdan bahsediyor. Doğru cevap Denizli olmalı. Evet var mı başka bir şıkkı incelememi isteyen varsa bakayım yoksa geçiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım diğer sorumuz. Nuvenon diye başlayan soru. Olabildiğince soruyu soruda halletmeye çalışalım, halledebiliyorsak. Haydi bakalım soru sizde arkadaşlar. Evet şimdi bir kere yukarıdaki sorunun cevabını vermeli bu bir. İkincisi şuradaki oside fena bir cevap değil. Yani fena bir ipucu değil. Yani Mars'a da gidecek, gidecek miyiz diyor. Fakat burada illa bir yere gitmekten bahsetmeyebilir. Ha bahsetse daha iyi tanmıyor. Ama bahsetmeyebilir. Yani başka bir şey söyler. Ondan sonra mesela gazeteci şöyle diyebilir. Mars'a da gidecek miyiz peki? Yani illa bir yere gitmek Tem bahsetmeyebilir ama bahsederse daha da iyi dediğim gibi. Ha her halükarda o boşlukta önümüzdeki 40 yıldan bahsetmeli değil mi? Bu iyi bir ipucu. Önümüzdeki 40 yıldan bahsetmeli. Dolayısıyla hangi cevaba gitmeydik arkadaşlar? Doğru cevabımız hangisi olmalıydı? Evet, bol olmalı. İle Clerkö, Lexpressan Restora bakın gelecek zaman. Eşösi Parisö'deki Nuziron bakın Anivo Sürlalün. İron da iyi bir ipucu. Dolayısıyla doğru cevap bol olmalı. Ha burada Edirne'de konu anlamında fena değil. Ama Edirne'nin sorunu neydi? Eğer bunu görebildiysek gayet iyi bir yoldayız. Aslında Elif Hanım onu görmüş. Evet. Ontete. Mesela burada kondisyonel prezan ya da future kullansa bu çıktı olabilirdi. Yani Söre falan dese kondisyonel prezan e, Edirne olabilir. Ama orada geçmişten bahsediyor artık. Yani geleceği sorduğu bir yerde hani şöyle diyebilir. şu Ama bakın şöyle diyebilir cevap olarak. Hani mesela 10 yıl önce şöyle yapıyorduk ama şimdi artık e, önümüzdeki 40 yılda şöyle şöyle yapacağız dese yine o şık da olur. Bakın yine o şık da olur. Çünkü diyaloğun akışına uygun yani. Hani diyaloglarda böyle şeyler kullanılır. Mesela geçmişte böyleydi ama önümüzdeki 40 yılda veya gelecekte şöyle olacak dese o şık da doğru olabilir yine. Ama burada gelecekten hiç bahsetmiyor. Edirne o yüzden olmaz. Bakın dikkat edin. Evet peki e, doğru cevap bulu. Ee, olmalı arkadaşlar. Zaten bakın e, Aydan sona devamında falan da bahsediyordu. Belki o da bir e, ipucu olabilirdi, dolaylı bir ipucu olsa da. Peki burada bir şık arkadaşlar, bir şık. Sadece ve sadece boşluktan hemen önce köylü bir soru sorduğu için eleniyor. Bakın boşluktan önce sorduğu soru köylü bir soru. Hangi şık arkadaşlar? Boşluktan hemen önce köylü bir soru sorduğu için. Hangi şıkkımız eleniyor? Evet Elif Hanım bravo. We diyor değil mi? Yani ee, hani we olmasa mesela söyle de olabilir. Şimdi mesela ee, ne nasıl sorusuna mesela söyle de diye cevap verebilir. Ama bakarız yani hani şuna bağlıdır buna bağlıdır falan. Ama buradaki sorun Ceyhan'daki sorun we demesi. We dediğine göre boşluktan önce 5 bir 1 k sorusu olamaz arkadaşlar. Değil mi? Bu önemli bir detaylı Evet peki var mı sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa alayım yoksa geçiyorum. Evet Ayhan Bey oturduğunuz bölgede bir yavaşlama belki olabilir. Hangi şehirde oturuyorsunuz Ayhan Bey neredesiniz? E, tabii beni duyabiliyor musunuz o da ayrı bir şey. Evet peki evet hadi bakalım diğer sorumuza geçtik. Ee, ilk e, kısım sorulmuş haydi bakalım soru sizde arkadaşlar Evet, süre isteyen var mı arkadaşlar? Şimdi bir kere şuna dikkat etmemiz lazım. E, gazeteciyle Leonardo DiCaprio konuşuyorlar. Ve gazetecinin e, sorusuna, bütün şıklar zaten soru, e, sorusuna Caprio bir açıklama yaparak cevap veriyor değil mi? Bir açıklama yaparak. Yani bu önemli bir şey aslında. Bir açıklama yapıyor orada. Ee, bu belgeselle ne yapmak istemişler? Değil mi? Onu söylüyor. Ee, bir açıklama yapıyor falan. Ya bu bence fena bir ipucu değil gibiydi. Evet. Peki ne dersiniz? Doğru cevabımız hangisi olmalıydı arkadaşlar? Evet Adana bir adım öne çıkıyor. Çünkü Purku'a değil mi? Avuar, Produit Film orada illa dokümenter olmak zorunda değil. Bakın mesela Bolu'da, Ceyhan'da, Denizli Edirne'de dokümenter var ama o olmuyor. Demek ki ee, devamında dokümenter demesine rağmen illa o kelime nedeniyle diğer şıklar olacak diye bir kural yok. Doğru cevap Adana olmalı. Yani yaklaşımınız nedir? Purko, Abuar, Prodi, Anfim, Tretan, Dütem, Dönekoloji. Yani ekoloji temasını ele alan bir filmi neden üret ürettiniz? Nuboyan şimdi işte açıklamayı yapıyor. Yani gezegenimizin. ...şöyle olduğunu görüyoruz. İşte bir şey kesindir falan filan. Şimdi size... ...bir soru, soru sormak istiyorum arkadaşlar. Önemli bir detay. Eğer onu çünkü yanlış... ...öğrenirsek veya bilirsek... ...bize hata yaptırabilir. Ha bu arada... ...bu yanlış bilirsek hata yaptırabilir meselesinden... ...kelime meselesine ilişkin önemli bir... ...noktaya dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi... ...kelime bilgisinde üç husus vardır. Birincisi anlamı ezberlenen ve bu ezberin doğru olduğu kelimeler. Yani mesela voir ne olarak ezberlemişsinizdir? İşte görmek, değil mi? İşte parle, konuşmak. Şimdi bu kelimeler çok güzel, sorun yok. İkincisi anlamını bilmediğimiz kelimeler. Diyelim voir e, fiilinin anlamını bilmiyorsunuz. Ha bu da çok tehlikeli olmayabilir. Niye? Çünkü tahmin edebilirsiniz. İhtiyatlı yaklaşırsınız. Ama üçüncü ihtimal anlamını o kelimenin yanlış biliyor olabilirsiniz. Ha şimdi özellikle bu kelimeleri mutlaka düzeltmemiz lazım. Tekrar söylüyorum. Eğer kelimenin anlamını yanlış biliyorsak mutlaka onu düzeltmemiz lazım. Çünkü o bize yanlış yaptırabilir. Kelimenin anlamını hiç bilmiyorsak o kadar sorun olmayabilir. Çünkü orada tahmin yaparız vesaire. Ama kelimenin anlamını yanlış bilmek çok tehlikeli. O yüzden eğer bir kelimenin anlamını yanlış biliyorsak mutlaka onu düzeltelim. Ha, şimdi burada bize yanlış yap yaptırabilecek başka bir husus daha var. E, onu bir açık hale getirelim. Gramer e, konusu. Şimdi bakın e, şu altını çizdiğim, lütfen tahtamıza bakınız, Ne pa, köy yapısı var bakın burada. Şimdi size soru veya sizden ricam. Ne pa kö. Sadece bunu çevirmenizi istiyorum. Ne pa kö. Bunu nasıl çevirirsiniz? Yani cümlenin diğer kısımlarını boş verin. Ne pa kö. Bunu nasıl çevirirsiniz arkadaşlar? Orada ne anlıyorsunuz? Nasıl çevirmek lazım onu Türkçe'ye? Bravo Mesut Bey. Sadece değildir. Çok güzel. Evet Fuat Bey. Yani bu sadece hükümetin meselesi değil. Sadece yönetim meselesi değil. Zaten devamında bakın onu söylüyor. Yani bireysel bir meseleyle ilgili de aynı zamanda. Ya orayı anlayamasak bile devamından daha kolay anlayabiliyoruz. Dolayısıyla eğer mesela o yapıyı bilmiyorsanız devamına bir bakın. Hemen panik olmayın. Devamında zaten bakın onu söyledi. İlsaji egalman de responsabilite individual. Yani eğer bir yeri anlayamıyorsanız hemen panik yapmayın. Yukarısı veya aşağısı size ipucunu sağlayabilir. İzleyen kısım size o bilgiyi verebilir. Yani diyerek diğer bir değişti diyerek orada söylediğini tekrar e, açıklayabilir. Peki burada ne pa kö demeseydi, ne kö deseydi, o zaman onu nasıl çevirecektik? Ne kö deseydi, ne kö. Evet, yani sadece odur diye çevirecektik, sadece odur. Peki ne pa deseydi nasıl çevirecektik onu? Ne pa. Yani orada ne pa dedi mesela. Ha, o zaman değildir. Bravo, çok güzel, çok güzel. Beni çok mesut ettiniz, gayet iyi. Çünkü burada yapacağımız bir hata tamamen meselenin yanlış anlaşılmasına yol açabilir. Tekrar söylüyorum, eğer ne padeseydi değildir diye çevirecektik. Ne pa kö derse sadece değildir. Ne kö derse sadece odur. Neyse artık sadece odur anlamında, tamam? Evet, güzel, gayet iyi. Demek ki gayet iyi yoldayız. Ee, yani buradan bunu anlıyorum. tabi sınav sırasında dikkatli olmak önemli. Yani orada bir köyü ya da payı kaçırırsanız e, sıkıntı olabilir. Bir de biliyorsunuz e, her e, her negatifi biz payla yapmıyoruz. Mesela nejme diyebilir, e, işte ne güer diyebilir. Yani pek pek değildir, pek öyle değildir anlamında falan. E, yani onların yapıları var. Ee, i̇şte gramer derslerinde biraz onlardan bahsedeceğim. Size gönderdiğim slaytlarda e, bu konularda temel e, yapılar e, birçok yapı var zaten. Gramer slaytlarında. onları göreceksiniz. Peki haydi bakalım diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. DAPREJÜNETÜT diye başlayan sorumuz. Soru sizde arkadaşlar. Şimdi bakın burada e, hızlı yemek. Şimdi bakın avaleyi bilmesek bile değil mi? Yani orada aslında tahmin edilebilirdi. Yani çok da önemli değil. Hani temel önemde bir kelime değil ama temel önemde olsaydı bakın yemeklerin hızlı ne yapılmasından bahsederiz. Yani yenmesinden, yutulmasından bahsediyor. Şimdi burada boşluktan önce soru yoktu. Muhtemelen bağlantı boşluktan sonraki kısımdaydı. Özellikle İlyana Pruzior demesi çok iyi bir ipucu. Jöpe site, Kerkezan, yani birkaç tanesini sayabilirim. Ne bu işte? Orada da bazı sıkıntılardan bahsediyor. Yani fiziksel sıkıntılardan bahsediyor. Dolayısıyla doğru cevap hangisi olmalı arkadaşlar? Bence bunu yakadıktan sonra soruyu kaçırmamak lazım. Evet Ceyhan, Keljan de Trouble, Şimdi bakın Adana'da dikkat edin. Pouvoir site, yani o site sizi yanıltmasın. Le nom Şimdi orada e, hastalıkların sayısından bahsetti mi? Şimdi dikkat edin. Zübeyir Bey, Kürşat Bey. Orada bakın Adana'da ne soruyor? Pouvez-vous citer le nombre de malades atteint de malnutrition? Yani orada kötü beslenme e, e, işte e, kötü beslenmeden kaynaklanan e, hastalıkların sayısı mı söyleyebilir misiniz diyor. Dedi mi? Çoktur. Yani şöyle Ilena Plüzio dedi ama Orada bakın devamında ne diyor? Site dediği şey, öbür tarafta söylediği şey. Yani işte şu gibi rahatsızlıklar diyor. Dolayısıyla orada Adana tel çok tehlikeli bir e, şıktı. Bir de Adana'ya koymuşlar. Yani burada eğer şıklara inmeden biraz düşünmezseniz Adana'ya düşme tehlikesi çok fazla. Çünkü site var, değil mi? E, Noam meselesi var. O pulsiyör sanki hemen oraya gidiyormuş gibi oluyor. Ama orada hastalıkların sayısından bahsetmiyor. Dikkat edin. Tamam birkaç tane demiş ama yani buradaki mesele site meselesi devamına bağlandı. Yani site yaptığı şey işte rahatsızlıklar dolayısıyla doğru cevap Ceyhan olmalı. Yani ne tür hastalıklar? İşte birkaç tane var ama birkaç tane yani bir, bir birkaç tane var ama yani bazılarını işte söyleyeyim dedi. İşte şudur budur. Evet doğru cevap Ceyhan. Dikkatsizlikten kaynaklanır bu soruyu kaçırırsak ama yazık olur. Yani bu soruyu kaçırmamamız lazım. Evet. Peki. Ee, bu arada dediğim gibi Lerepa Vit avale tahmin edilebilirdi. Yani böyle hızlı yutulan hızlı yenilen yemekler. Yani gerçi <laughs> bu Fransızların yani hızlı yemek yeme özelliği pek yok yani. Ee, biliyorsunuz çok konuşkan bir millettir Fransızlar. Ee, i̇şte yemeği saatlerce yemek yerler. Biliyor musunuz? Yani çok ilginç bir şey. Ee, yemek gelir yani böyle bir Dakikalarca bakar ona işte karşıdaki kişiyle yandakiyle konuşur falan. Biz normalde yarım saatte 45 dakikada yer kalkarız. Yani bir buçuk iki saat yemek yiyorlar. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Bir de sohbeti çok seviyorlar. Yani e, yavaş yavaş böyle yemeği yiyorlar falan. E, metroda mesela geçen gittiğimizde metroda bir baktım herkes birbiriyle konuşuyor. Çok acayip. Eşime dedim ki, ya dedim şunlara baksana ya dedim, hiçbirisi susmuyor, herkes birbirle konuşuyor falan. Hakikaten, ya Ertuğrul dedi, ya çok ilginç bir tespit yaptım dedi. Herkes birbirle konuşuyor. Yani böyle sürekli bir konuşma şeyi. Yani e, kulak şeyleri çok önemli onlar için. Yani duyma meselesini çok önemsiyorlar. E, işte kendi aramızda Türkçe konuşuyoruz tabii. Bize dedi ki bir kadın, ya siz nece konuşuyorsunuz falan dedi. E, bu dedi, dil çok güzelmiş falan dedi. Yani Türkçenin fonetiği güzel yani. Fonetiği güzel olan bir dil. Onu merak etti. E, Türkçe olduğunu söyledik falan. Yani o şey, e, dil meselesi, onlar için konuşma meselesi çok önemli. E, aslında bu hızlı yemek şeyi pek onlar diyor. Gerçi son zamanlarda fast food onları da biraz etki ediyor tabii. Evet, peki doğru cevap Ceyhan olmalıydı. Hadi bakalım diğer sorumuza geçelim. Dikkatimizi yeniden topladıysak. Common la crise diye başlayan soru. Hadi bakalım soru sizde arkadaşlar bitirenler okey ya da tamam desinler birlikte sonra inceleyelim. Evet, şimdi bir kere bu krizin yani bu psikoloğun muayenehanesinde nasıl kendini ortaya koyduğu sorusuna cevap verilmeli. Değil mi? Bu iyi bir ipucuydu. Yani bu kriz herhalde bir ekonomik krizden bahsediyor. Yani bu ekonomik kriz bu psikoloğun muayenehanesinde kendini nasıl ortaya koyuyor? Bunu aslında cevapladığı dikkat edersek bir tane e, şıkkımız vardı. Doğru cevap hangisi olmalıydı arkadaşlar? Haydi bakalım. Ceyhan mı? Ele toker dola kriz. Krizin kalbinde. Etün fors ki pusverla jüri sanız per egzansel dola Yok. Ceyhan olmaz. E, yani bu kriz kendini nasıl ortaya koyuyor? Oysa Ceyhan'da yani krizin merkezinde falan dedi ama peki nasıl kendini ortaya koyuyor onu söylüyor mu? Kapitalizm tüm force Kapitalizm motoru şöyle bir güçtür falan diyor. Ki bu yok. Ya yani orada yani psikoloji yani psikoloğun muayenehanesinde bu krizle nasıl karşılaşıyoruz yani? Ekonomik krizin etkileri neler yani bu bu kri, bu krizin etkilerini muayenehanede nasıl görüyoruz? Denizli de onu yapıyor. Ebiyen ela el dediğine kriz. Dezefe konkre işte bakın somut somut sonuçlara sahip. İşte görüyoruz dedi ya nasıl görüyoruz. bu puli köle prezidan. Yani öncekilerden çok daha e, çok daha e, şey doğrudan çok daha doğrudan somut etkileri var. Jurosa de plus en plus de gens qui sont en Yani gerçekten ekonomik zorluklar içerisinde olan gittikçe daha fazla İnsan e, alıyorum, yani muayene ediyorum, kabul ediyorum, muayene ediyorum. Ama e, hasta sayınız azalıyor. No hayır, 110 ya daha ziyade ya da şöyle diyelim, lepaserol problemi, sonunu demem. Yani hastalar ve onların problematikleri, problematikleri e, aynı değil. Dolayısıyla doğru cevap denizli olmalı arkadaşlar. Yani burada krizin kendini nasıl ortaya koyduğu, krizin kendini nasıl gösterdiği. O yüzden denizdeki ELA, konkure. Çok daha iyi yani. E, somut sonuçları var. E, i̇şte e, daha çok sayıda ekonomik anlamda sıkıntıda olan insanlar geliyor yani. Evet doğru cevap Denizli olmalı. İyi arkadaşlar. Ha, ekonomik anlamda sıkıntılı insanların sayısı artmış ama genel hasta sayısı düşmüş olabilir falan filan yani. Dolayısıyla boşluktan sonraki de çelişen bir şey değil bu söylediği şey. Evet peki. Var mı? Sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey arkadaşlar varsa alayım. Yoksa geçeceğim. Evet. Bravo. Bravo Mesut Bey. A ve B. A ve B. E, sadece V nedeniyle elenmeli. Çünkü ne demiştik? 5N1K sorusuna evet ya da hayır diye cevap veremez. Değil mi? E şıkkını e, çözemediniz. Peki. Yardımcı olayım mı? <laughs> Peki. Şimdi bakın se qui se dévoile encore plus Kriz. Buraya kadar herhalde bir sorun yok. Şimdi ne diyor krizle kendini södevoalde diyor ya kendini daha çok daha böyle acımasız, daha sert bir biçimde ortaya koyan şey. Yani kriz nedeniyle daha çok kendisini gösteren şey. Bakın burada aslında iyi başladı. Ama bu acaba ama bu acaba o psikoloğun muayenanesi e deki hastalarla ilgili bir şey mi yoksa daha genel bir şey mi? Bakalım ne? Ya burada fena başlamıyor aslında. Söki söde bu hal. Ankor pulu avek lakiriz. Güzel başladı. Ama bakalım devamında ne var? Sekö yani şudur diyor. Şudur. Şimdi asıl söylediği şey burası. Sekö. Söki güven onom düfe kinson opu var. Özne. Yani iktidarda oldukları yani iktidar olmaları gerekçesiyle yönetenler yani iktidarda bulunmaları gerekçesiyle yönetenler, o ona istinaden yönetenler, yani şimdi burada psikolojik sorunlar olanlardan bahsetmedi ya, yani siyasetçilerden falan bahsetti. Son Samblan, De savoir, yani şöyleymiş gibi yapıyorlar. Şöyleymiş gibi bir iddiada bulunuyorlar. Yani şöyle bir hava veriyorlar. E, de Savoir, Edavoir, Le Pouvoir. Yani iktidarı bildikleri, iktidara sahip oldukları falan filan. Yani bildikleri ve iktidara sahip oldukları havasını veriyorlar falan filan. Yani burada siyasal bir şey söylüyor. Yani bunun konumuzda falan hiç bilgisi yok. Baştaki şey sizi yanıltmasın. Hemen atlamayacağız. Yani konumuz neydi bizim? Psikoloğun, psikoloğa gelen hastaların e, hastalarda krizin etkileri nasıl görülüyor? Yoksa iktidardakilerin e, yönetenlerin falan durumu değil yani burada. Ha belki sorumuz şöyle olsaydı hani krizin sosyopolitik etkileri nelerdir falan. Abi Elçi Edirne ne olabilirdi belki o zaman? Değil mi? Yani. Evet. Peki. Ha cümle çözün. Evet zor bir cümle. Oldu. Zor bir cümle. Bakın şimdi burada şimdi burada zor cümlelerde şimdi şeyde söyledim. metin okuma teknikleri dersimizde söyledim parçalayarak analiz etme ya da fiillere önce gitme mesela Edirne'de bakalım. Södevoal. S. Se, bakın Sekö'deki S. Se. Ki güvendeki güven. Son. Değil mi? Fon. Bakın. Sabuar. avuar. Şimdi bakın bunlar fiiller. Şimdi bunlardan hangisi ana cümlemizin yüklemi olabilir? Bir bakalım. Sökü sedeval. Bu yan cümle. Sekö. It is that. İngilizce'deki it is that yapısı. Yani şudur. Şudur. Ha burada işte yüklem burada. Şimdi yan cümle geliyor. Yan cümlede özne var. Söki güven yani yönetenler demeye çalışıyor. Yönetenler. Onun düfe yani şu atla şu gerekçeyle yönetenler. Yani iktidarda oldukları gerekçesiyle yönetenler. Kimsonopu var. İktidarda oldukları gerekçesiyle yönetenler şöyleymiş gibi yapıyor. Yani bildikleri, meseleyi meseleyi bildikleri, iktidara sahip olduklarımış gibi yapıyor. Öyleymiş gibi yapıyor. Ama kriz kriz yani yani aslında şöyle bir anlam var yani aslında kriz nedeniyle onlar duruma tam hakim değiller ama hakimmiş gibi yapıyorlar. Yani mesele bu yani hakimmiş gibi yapıyorlar. Tamam? Öyle bir tavır takınıyorlar yani. Yani bu kendisini daha böyle sert bir biçimde ortaya koyuyormuş. Yani bir anlamda inkar ediyorlar gibi bir şey yani. Ee, Edirne'de demeye çalıştı. Şey, tabii biraz ağdalı bir dil yani. Ağdalı bir dil. Ama burada ne yapacaksın? İşte fiillerden fiillerden giderek çözmeye çalışacaksın. Hangisi çekilmiş? Mesela e, savuar ve dav, burada çekilmiş değil. değil mi? Mesela onlar zaten yüklem olamaz. E, ki'den, köyden sonraki mesela yüklem olamaz gibi. Tamam. Evet peki. Haydi bakalım bir sonraki sorumuza geçelim. Son kısım sorulmuş arkadaşlar. Monfis diye başlıyor. Son kısım soruluyor bize. Evet süre isteyen var mı arkadaşlar? Arkadaşlar süre isteyen varsa vereyim. Şimdi bakın burada boşluktan hemen önce bir soru var. Kel anson yani onların en konveniyanları nelerdir diyor. Şimdi bakın en konveniyanını bilmesek bile onun o kelimenin olumsuzluk, uygunsuzluk gibi bir anlama geldiğini yani negatif bir anlama geldiğini tahmin etmemiz, kesinlikle tahmin etmemiz gerekiyordu. Eğer bilmiyorsak. Yani bu kelime bu soruyu doğru yapmak için temel önemde olabilir. O yüzden bunu tahmin etmemiz lazım. Şimdi tahmin yaparken ne demiştik? Bağlamdan gideceğiz. Burada maalesef o cümlede çok bir bağlam yok. E, Türkçeden gidebileceğiz ya da başka bir dilden. E, Türkçeden gidemiyoruz. Bir de önek sonek kökten gidecek idik. Şimdi burada bir ne vardı arkadaşlar? Yani bu en konvenyanın bir negatif kelime olduğunu nereden çıkarsayabilirdik acaba? Evet. Yani bir en öneki var. Ee, yani bir negatif anlam olmalı. Yani burada diyor ki onun zararları, uygunsuzlukları, olumsuz yanları nelerdir? Neyin olumsuz yanları? Yani yukarıda da bakın nökö yapısı var. Yani sadece sevdiği kitapları alma. Yani bunun zararları nelerdir? Demek ki cevap olarak yani sadece belli tür kitapları almanın zararlarından, uygunsuzluklarından falan bahsetmiş olmalı boşlukta. Ha, şimdi bir şıkta bunu yapıyordu. Doğru cevabımız hangisiydi arkadaşlar? Sadece belli kitapları okumak ne yapar? İnsanı belli bir evrene kapatabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana olmalı. Sösöre, Lenferme. Lenferme dediği şeydeki L arkadaşlar, L harfi neye gönderme yapıyor? Ee, i̇şte Mon, Fis'e gönderme yapıyor. Lenferme, Danson, Üniver. Yani işte onu kendi evrenine kapatmak olacaktır diyor. Ama Tandikö ama okuma aslında açma anlamına geliyor. Yani okuma aslında başka dünyalar açılmak demekken eğer sadece onun sevdiği kitapları veya belli kitapları alırsanız onu kendi dünyasına hapsetmiş oluyorsunuz Evet. Var mı sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey arkadaşlar? Varsa alayım yoksa geçeceğim. Başka bir şıkkı incelememi isteyen var mı? varsa bakayım arkadaşlar. Evet. Peki. Evet. Tandikö ikeni kan anlamında. Tandikö ikeni kan Mesut Bey. Yani e, istisnai durumlar hariç genelde bir negatif e, emplikasyon yani negatif bir ima negatif bir anlam e, vardır. Genelde Tandikö'de e, genelde negatif bir anlam vardır. Ha Tankö meselesi ise biraz daha zor bir mesele. Yani Tankö Meselesi biraz daha zor. Ee, yani işte e, hani nasıl diyelim, onda böyle bir e, şey anlamı arayabiliriz. Böyle bir işte e, e, pandankö, pandankö aslında. Pandankö. E, bazen işte tercih edilen şeyi falan da söyler. Yani olması gereken yani eğer olması gereken hani falan filan yani. E, 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 yani dikçe dikçe da olabilir. İkenlik kan olabilir. E, falan filan. Tamam. Evet peki. Var mı sormak ya da söylemek istediğimiz bir şey arkadaşlar? Varsa alayım yoksa geçiyorum. Peki. Haydi bakalım. Biraz uzunca bir diyalog var. Son kısım sorulmuş bize. Mezanfan diye başlayan soru. Yaklaşık 10 dakikamız var arkadaşlar. Ha gayret. bir iki soru daha yapıp bitireceğiz. Mezanfan diye başlayan soruyu yapıyoruz. Evet, şimdi bir e, çocukların e, tablet kullanmaları meselesi, değil mi? Şimdi mesela, mesela bu çocukların tablet kullanması e, e, teması nedeniyle, mesela bir şıkkımız aslında bu temayla ilgili değil. Mesela hangi şıkkı tema nedeniyle eliyoruz arkadaşlar? Hangi şıkkı tema nedeniyle elemeliyiz? Yani çocukların tablet kullanması e, ile ilgili olmayan şıkkımız hangisiydi? Evet, Edirne, değil mi? Kesinlikle elenmeli. Orada ise fiyatlar var. Yani işte e, teknolojinin ilerlemesi falan var. Dolayısıyla mesela Edirne'yi kesinlikle işaretlememek gerekiyor. Bunun konumuzla, temamızla bilgisi yok. Şimdi boşluktan önce ne yapmalı? Nasıl? Common fair. Şimdi bir, de ki, bir kere boşlukta yani bir tavsiye, bir telkin ne yapılması gerektiğini söylemeliyiz. Mesela Bolu o yüzden olmaz değil mi? Mesela. E, Bolu'yu bir kere oradan elememiz lazım. Peki genel eğilim neydi? Yani bunun tamamen yasaklanması değil. Yani iki kişi konuşurken sanki böyle tamamen yasaklanma eğilimi, yasaklama eğiliminde değiller gibi. Dolayısıyla özellikle ne yapmalıdan da giderek doğru cevabımız hangisi olmalıydı arkadaşlar? Evet Adana olmalı değil mi? Anfejopans kilnofo. Yani şöyle yapmamalı. Kilnofo lörperme döşüyor kan. Ancak sınırlı. Ha, bakın buradan yine nö köy yapısı var. Ancak sınırlı sürede oynamalarına izin vermeli. Sesökön soyun. Yani evde tesis etmeye çalıştığımız şey bu. Şimdi bu para, şey, bu diyalog bir, bu diyaloğu biraz analiz etmek istiyorum arkadaşlar. Güzel yapılar var. Ee, hani yorulduğunuzda tahmin edebiliyorum. Yaklaşık 6-7 dakikamız var. Bu diyaloğu biraz analiz edelim. Mezafan dövbit e sizan özne. yani benim 8 ya da 6, 8 ve 6 yaşındaki çocuklarım diyor. Naretpa yani durmuyorlar. Yani talep etmeyi hiç bırakmıyorlar. Hep talep ediyorlarmış. Dömerokrama tablet numerik. Proje, Ojo video yani işte e, oyun oynamak için sürekli tabletini talep ediyormuş. Jönese pas C bakın C yapısına dikkat. Jodualör enter dil kompletman. Yani onlara tamamen yasaklamalı mıyım? Yoksa ya da ubiyen Lele Sefer. Yani le dediği şey burada ne? O çocuklar. Lele Sefer Anne Esperan Keventü il san Sandezenteras Dömem. Yani kendilerinin hani ilgilerinin kaybolmasını mı beklemeliyim? Yani orada anlatmaya çalıştığı şey oydu. Ya acaba tamamen yasaklamalı mıyım? Yoksa hani yoksa hani bir şekilde onlar ee, işte muhtemelen ee, onu işte bir şekilde umarak yani onu ee, hani muhtemelen onların kendi kendilerine ilgilerinin ee, kaybolmalarını ummalıyım. Madur Özman ne yazık ki Jönü Kurapa kö. Ya yani inanmıyorum diyor. Ne inanmıyoruz? Ki inanmıyor e, inanmıyor. Kim sanfati görün. Yani dosito, ya yani bu kadar erken bir şekilde yorulacaklarını beklemiyorum. İnanmıyorum. Yani bu kadar erken bir şekilde onlar bırakmazlar bu tabletleri diyor. Lemien benimkiler, benimkiler dediğine çocuklar. Onfe pare ya yani aynısını e, yaptılar. Ejoleze lese bakın dikkat edin. Jöleze lese. Onlara izin verdim. Ijue regulame. yani onlara düzenli olarak oynamalarına izin verdim. Sonuç rezultat Une sa plus occupe autrement. Yani işte başka bir biçimde hani kendileriyle meşgul olmayı işte artık beceremiyorlar. Une sa plus occupe autrement. Oui, oui. me si and leur ama eğer yasaklarsa il var voir leur yani işte arkadaşlarının onun oynadıklarını görecekler Et je ne pas ve neden buna hakları olmadıklarını e, anlayamayacaklar. Yani ben yasaklarsam diyor, başkalarının elinde görecekler. O zaman onu açıklayamayacağım. Il faut dire que yani şunu demek gerekir. Tu leur ben déjà de jeu. Je. Yani zaten işte oyunlara önceden sahip olduklarını falan söylemek lazım. Comme ne yapmak lazım? İşte şimdi gelecek. Aslında Jopensköl, Kilinofol, yani işte onlara sınırlı bir sürede izin vermek lazım. E, falan filan. Evet. Peki. Yani burada karşılıklı bir dertleşme var aslında. E, karşılıklı bir der, dertleşme vardı. E, hani artık şey, yani bu e, çocuklar için hakikaten zor bir durum bu. Eee Evet. Peki var mı? Sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey arkadaşlar. Varsa alayım. Yoksa yani bir soru daha bence yapmamıza gerek yok. Ee, evet. Ee, şimdi bakalım kaç soru yapmışız. Onu bir sayayım. Ee, şuradan başladık. 24 25 soru yapmışız arkadaşlar. 25 soru. Gayet iyi. Gayet iyi. 25 soru yapmışız. Ee, evet. Son sorumuz buydu. Eğer yanlış e, görmediysem. Yani 5 tane sınavın e, sorusunu yapmışız gibi. Düşünün. Değil mi? YDS'de 5 soru çıktığına göre. Ee, gayet iyi. Devreler mi yandı? Mesut Bey. <laughs> tamam. E, o devreler inşallah geri gelir. Merak etmeyin. Şimdi değerli arkadaşlar şu slaytımıza bir geri dönelim. Eee Fuat Bey 25'te 17 mi? Gayet iyi. Maşallahımız var. Şimdi şu YDS'deki soru kategorileri slaytımıza geri dönelim arkadaşlar. Şimdi bugün e, diyalog tanıma kategorisinde görmüş olduk ama bu kategoriden biraz daha soru çözmeye devam edeceğiz. E, yani çeviriyle başladık. Diyalog tanımayla devam ediyoruz. E, bundan sonra anlam bütünü sağlayan cümleyi bulmaya geçeceğiz. Zaten anlam bütünü sağlayan cümleyi bulma kategorisi e, diyalog tamamlamayla benzer bir mantıkla çözülüyor. Onu anlatacağım. E, dolayısıyla e, işte diyalog tamamlamadan sonra o kategoriye geçmiş olacağız inşallah. Evet. E, sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? E, varsa alayım. Yoksa bu hafta itibariyle e, yani ilk, yani bugün itibariyle ilk haftamızı, ben de yoruldum artık. Bugün itibariyle ilk, YDS'deki ilk haftamızı tamamlamış oluyoruz. E, biliyorsunuz toplamda 10 hafta inşallah ders yapacağız. E, yani e, geriye 9 haftamız kaldı. Bakın zaman hızla akıp gidiyor. E, yani e, sınava 2 hafta yaklaşık 2 hafta kala e, biz e, dersleri bitireceğiz. 2 hafta belki bir kamp yapabiliriz. Yani işte belli bir ücret karşılığında e, işte bir e, kelime ve gramer kampı yapabiliriz. Ee, onu inşallah e, kursumuzun ilerleyen vakitlerinde tekrar değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet, yarın metin okuma yapıyoruz. Var mı sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey arkadaşlar? Evet, Mesut Bey ben teşekkür ederim. Ee, çok teşekkürler. Güzel bir ders oldu diye düşünüyorum. Yani bayağı verimli bir ders oldu. 25 soru çözdük. Az değil. Evet, peki öyleyse... Ee, yarınki ha, YDS çalışmalarınızı mutlaka yapıyorsunuz. Çeviri ve e, diyalog tamamlama sorusu çözebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra. Kelime ezberlemeye devam edelim. Ee, yarın metin okuma teknikleri dersimizde inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız değerli arkadaşlar.